Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün hukuk tercih fuarlarının son günündeyiz. Oldukça kaliteli iki üniversitemiz var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nin bugün konuklarımız. Hukuk tercih fuarlarında bize bugün konuk olarak öncelikle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gökay eşlik edecek. Gökay, kendini tanıt istersen biraz. Merhaba, ben Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2. sınıfa geçtim ve aynı zamanda hasat topluluğunda yönetim kurulu üyesiyim. Şimdilik bu kadar. Çok güzelmiş. O zaman sorularımıza hemen başlayalım mı? Başlayalım tabii. Ama sorulara başlamadan önce şunu da ekleyeyim. Arkadaşlar şu an çokça sorulan üniversiteye geçiş döneminde merak ettiğiniz soruları biz cevaplandırmaya çalışıyoruz. Fakat yine de merak ettiğiniz bir şey olursa özel olarak üniversiteye dair sorular sormak istiyorsanız Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden hasat topluluğu, açılımı sanırım hukuk, adalet ve sosyal araştırmalar topluluğu. Aynen. Bu topluluğa aşağıda geçen altyazıdaki sosyal medya hesaplarından da ulaşabilirsiniz. İlk olarak yani ilk sorumuza geçiyorum o zaman. Gökay, fakültenizin taban puanı nedir ve hangi sıralamayla genellikle öğrencileri alıyor? Öncelikle fakültemiz 2017-2018 döneminde kurulan bir fakülte. Yani kuruldu dediğim Gazi Üniversitesi'ne ayrılan bir fakülte. Aslında yeni kurulan bir fakülteye göre taban sıralaması gayet iyi. Çünkü 2018'de 13 bin, 52, 2019'da 10 bin, 2020'de de 7 binini almış. Yani yeni kurulana göre gayet iyi bir sıralamayla almış ki bunun da nedeni Gazi Üniversitesi'nden ayrılması. Aslında Gazi Hukuk da diyebileceğimiz bir fakülte. 420 kişi alıyor. Aynı zamanda 11 kişi de okul birincilik kontenjanımız var. Yani kalabalık bir okuluz diyebiliriz. Çok iyiymiş. Peki Gazi Üniversitesi'nden ayrılıyor dedin. Yani Evet. bu ayrılmanın negatif etkileri oldu mu? Taban gerilemesi anlamında soruyorum. Tabii taban gerilemesi alanında çok büyük bir gerileme var. Sonuç olarak insanlar bilmiyor ve tercih etmiyorlar. Yani bu seneye kadar, hatta geçen seneye kadar ben ikinci sınıfımı söylemiştim. Ben bile bilmiyordum Ankara Hacı Bayram Veli'nin isminin, Gazi'nin okulun isminin Ankara Hacı Bayram Veli olduğunu. Ama daha sonrasında insanlar alıştı sanırım artık. Gitgide de ileri çekeceğini düşünüyorum. Yani bu dönemde 2020'de büyük ihtimal yine 6.000 5.000 tabanını ilerletiriz diye düşünüyorum okulumuzu. Evet, aslında benim üniversite tercih dönemime denk geldi Hacı Bayram Veli'ye dönüşme durumu. Ben de son sınıfım. Az önce kendimi tanıtmayı unuttum. İsmim Melike zaten görünüyor ama Ankara Hukuk son sınıf öğrencisiyim. Bizim dönemde tercih ederken Gazi diye tercih edecektik biz böyle. Baktık hani Hacı Bayram Veli tercih eden arkadaşlar niye böyle yaptınız falan. Onlar demişti Gazi olduğunu öğrenince o şekilde öğrenmiştim ben de. Peki geçiş sürecinde ya da önceki süreçte akademik kadronuz, yani sen bunu nasıl yorumluyorsun? Bir senedir de okulda eğitim alıyorsun. Akademik kadro yönünden aslında Gazi Üniversitesi'nden ayrıldığımızdan beri bir değişme yok. Hala Gazi Üniversitesi'nin markasına sahibiz öğretmenler bakımından, ki öğretmenler sürekli bunu bize söylerler. Siz Gazi Üniversitesi'nin mezunu olacaksınız, onun markasında öğrenciler olacaksınız diye de. O yüzden zaten bizim de en büyük aracılığımız üniversite olarak öğretim görevlerinin iyiliği ve kalitesi. Medeni hukuk alanı dışında diğer alanların hepsinde, hukuk alanlarının hepsinde kürsümüz mevcut ve alanında profesör kişiler tarafından kurulan kürsülerde, yani öğretim görevlerimiz hala Gazi'nin markasına sahip. Aslında bir Evet. farklılık yok. Yeni üniversite, yeni kurulan üniversiteler gibi, ya yeniden kurulan öğretim görevleri yeniden gelme gibi bir durum söz konusu değil. Hala aynı ve değişmedi. Sadece emekli olan hocalarımız var. Onların yerini dolduruyorlar sanırım. Umarım. Aslında bahsettiğin şey her üniversitede olan bir süreç. Umarım. Akademik kadronuz da oldukça güzel bu konuda. Yani İzzet Hoca gibi böyle kanunlarla da aynı zamanda Yes, Hoca üniversiteniz gibi. çalışıyor. Evet. Evet, kesinlikle. Peki bu hocalarınız olan iletişiminizi ne düzeyde tutabiliyorsunuz? Rahatlıkla hocalara erişiminiz var mı? Ya şöyle, örgün eğitimden üst sınıflardan duyduğum kadarıyla hocalarla iletişimimiz çok basit. Aslında ders aralarında veya normal günlerde de hocaların odasına gidip sohbet, muhabbet şeklinde konuşmalar geçebiliyor. Aynı zamanda onlardan bilgi alma konumuzda da basitlik var. Ben pandemi döneminde girdiğim için en azından kişisel bir soru olarak bunu cevaplayayım. Hocalarımızla mail konusunda bir zorluk yaşamadım açıkçası. Mail attığım zaman hemen dönüş sağladılar, sağ olsunlar. Ve aynı zamanda derslerin yanında bize akademik makale de yolladılar. Telefon numaralarını veren hocalarımız bile vardı yani. Samimiyet yönünden hocalarımızın gayet iyiliğinden bahsedebilirim.
Gerçekten çok tatlıymış. Çünkü üniversitelerde aslında öğrenci hoca iletişimi biraz sıkıntılı olabiliyor. Maalesef. Yani maile cevap vermeyebiliyorlar, yüz yüze görüşemeyebiliyorlar. Öğrenci kalabalığı bir dezavantaj oluşturabiliyor ki 420 öğrenci dedin yanlış Evet. duymadıysam. 320 artı Aslında 11. çok 320 mi dedin? 420 artı 11 bir de Ha okul 4. kontenjanı var. Evet. Evet. Kesinlikle çok kalabalık. Bunun dezavantajını görmeniz çok güzelmiş. Çünkü aynı sorunu biz de yaşıyoruz. Yani aynı durumları. Peki sizce okulunuz bu online eğitim sürecini nasıl yönetti? Ya bu soru aslında kişisel bir soru. Çünkü sınıftaki konuşmaya göre mesela arkadaşlarım da var. Örgün eğitime geçmek istemiyorlar açıkçası. Mesela online kalsın diyorlar ki biz alıştık veya sevdik diyorlar. Online eğitimden hiç verim alamayan insanlar da var tabii. İlk dönemde bir adaptasyon sorunu yaşadık. Evrak gönderim kısmında, canlı yayın kısımlarında. Meet üzerinden dersler yaptık genellikle. İlk başta bir adaptasyon sorunu, aksaklıklar yaşadık ama ikinci dönemde topladığımızı düşünüyorum. Yine kişisel bağlı yani insana göre değişebilir bu. Ben topladığımızı düşünüyorum. Her derste canlı yayınımız vardı ve evraklarımız da gayet mailimize gönderiliyordu. O yönden iyiydik yani bence pandemi döneminde. Seneye ne olur bilemiyorum tabii. Yani Örgün eğitim. şey kıyaslaması yaptınız mı hiç? Geçmiş dönemlerde böyle oluyordu gibi ya da duyum olarak soruyorum bunu sana. Hani eskiden bu daha iyi veriliyordu, şimdi daha kötü ya da online eğitimde mesela verdikleri maillere işte nasıl diyeyim evraklara o bahsettiğin şeylere daha rahat ulaşılabiliyor makalelere. Bu tarzda bir yorumlaman var mı? Ya örgün eğitimde tabii örgün eğitimin ders işleyişi daha güzel olur. Sonuç olarak Evet. üniversite ders işlemiş olacaksın ve sınıftasın yani öğretmenle birebir yüz Evet. yüzesin. Ama pandemi döneminde de bir farklılık sadece hocayla yeteri kadar göremiyorsun diyebilirim. Evet. Kalabalık yönünden belki biraz basitleşmiş olabilir pandemi dönemi ama örgün eğitimde de yani ben yüz yüze eğitimde de yine pandemi dönemindeki eğitim kadar kaliteli olduğumuzu düşünüyorum. Bir kıyaslama yaptığımda, üst Haklısın. sınıflardan bilgi aldığımda en azından. Gaz zaten bu konuda çok güzel üniversitelerden bir tanesi. Peki ben bir de yabancı dil konusuna değinmek istiyorum. Aslında üniversite tercihi yaparken yani lisede haşır neşir oluyoruz ama üniversitede bu yabancı dilimiz hem biraz köreliyor hem korkuyoruz. Hukukta işimize yaramayacak mı yoksa hiç kullanmayacağız yoksa gerekecek ama eğitim alamıyor muyuz gibi düşünüyoruz. Yabancı dil eğitimi sizin üniversitenizde ne düzeyde hiç biliyor musun? Ve Evet. bu öğrenci değişim programlarında ne kadar aktif bir üniversite Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi. Yabancı dil aslında bizim üniversitenin kanayan yarası olabilir çünkü hazırlığımız yok ilk başta. Normal 4 sene bir sene hazırlığımız bulunmuyor. Bu yüzden o yönden tercih edecek insanlar da bir dezavantaj olabilir. Ama ikinci sınıfta, birinci sınıfta da, ikinci sınıfta da seçmeli derslerde İngilizce, mesleki İngilizce derslerimiz mevcut. Aynı zamanda bu daha deminki samimiyet sorusuna da bir önlemi cevap vermiş olabilirim. Bu yaz tatili içerisinde topluluk olarak okula ziyaret etme imkanımız bulundu ve bir hocamızla beraber görüşme imkanımız da bulunduk, sohbet etme kıvamında. Ve ikinci sınıflara önümüzdeki sene online olarak, ya online mı yüz yüze bilmiyorum tabii ama mesleki İngilizce dersinin yine verileceğini ve seçmeli bir tane daha İngilizce dersinin eklendiğini söyledi. Yani samimiyet bakımından bunu da alabilirsiniz ve mesleki İngilizce dersimiz de olacağını söyleyebilirim. Erasmus yönünden de aslında ya çok gelişmiş bir üniversite değiliz aslında Erasmus yönünden. Ama çeşitli anlaşmalarımız mevcut. Mesela Almanya, İspanya ve Litvanya, Makedonya konusunda var ama istedikleri diller ne kadar karşılanır bilmiyorum. Mevlana konusunda da sanırım o şehirler arasında oluyor. O diğer fakültelerde daha çok olanaklı. Aynı zamanda hukuk fakültesinin sanırım Erasmus konusunda bir zorluk var. Gidersek yaz döneminde gidebiliyoruz çünkü denkliğimiz mevcut değil. O da bir fakülte yönünden zorluk. Sınavlarınız yıllık oluyor sizin de, değil mi? Evet. O yüzden genellikle bir yıl uzatmaya dönüyor. Dönemlik olduğunda yine belki üstten ders almayla halletmeye çalışıyorlar ama genelde okul 5 yıla uzuyor o zaman. Yani kişiye göre değişir burada. Peki o zaman. Diğer soruya geçiyorum izninle. Ha, bu arada arkadaşlar eğer sizin de merak ettiğiniz sorular olursa chat kısmına yazın. Buradan yansıtılacaktır. Gökay da seve seve sorularınızı cevaplayacaktır diye düşünüyorum. Diğer sorumuzda
Üniversiteni, fakülte bağlamda düşünebilirsen fakülteni, fiziki imkanlar doğrultusunda nasıl değerlendiriyorsun sen? Açıkçası bizim üniversitemizin kampüsü yok. Bir bina ve küçük bir bahçeden oluşan bir üniversiteyiz. Ama Gazi'den koptuğumuz için Gazi Üniversitesi'nin kampüsünden faydalanabiliyoruz. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi'nin kampüsünün içerisinde Hacı Bayramveli Üniversitesi'nin fakülteleri mevcut. Onun kampüsünden faydalanabiliyoruz. Ama üniversitemizin de konumunun da burada önemli bir pay olduğunu düşünüyorum. Çünkü konum olarak direkt bahçenin göbeğindeyiz. Zaten etrafımızı da kampüs gibi düşünebiliriz. Yani bu yönden teselli ediyoruz en azından kendimizi. Ama kampüsümüz yok maalesef. Gazi Üniversitesi'nin kampüsünden faydalanabiliyoruz dediğim gibi. Gazi Üniversitesi'nin kampüsü de diğer üniversitelerin nazaranına örnek vermek gerekirse Hacettepe veya ODTÜ gibi büyük bir kampüse sahip değil ama yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum ben Gazi'nin kampüsünün de. Ama bizim yok maalesef. Ama çok güzel bir noktaya değindin. Yani fiziki imkanları olmasa bile Ankara bazlı düşündüğümüzde gerçekten çok güzel bir yer üniversiteniz. İstediğiniz her yere çok rahatlıkla hem erişebiliyorsunuz hem de diğer üniversitelerdeki insanların zaten oturmak, böyle kafa dağıtmak için hani istedikleri zaman o bölgeye geldiğini görüyoruz. Siz zaten oradasınız ama. Yani çıkınca hemen orada olabiliriz. Evet. Peki fakültenizdeki bu sosyal kültürel etkinlikler ya da topluluklarını, üniversitenin akademik etkinlikleri ne düzeyde oluyor? Ne kadar sıklıkla yapıyorsunuz bunu? Aslında bu aktiviteleri topluluklar sırtlıyor diyebilirim biraz. Çünkü topluluklarımız gayet etkin. 2 yıldır hatta Gazi'den koptuğumuzdan beri daha etkiniz diyebiliriz. Akademik olarak üniversitenin de kendisinin de etkinliği var. Çeşitli günlerde, haftalarda bize sunum yapıyorlar hukuk alanında olsun, normal alanda olsun söyleşileri oluyorlar ama topluluklar nazarında daha çok etkinliğimiz oluyor. Hatta şöyle söyleyebilirim, bu dönem pandemi döneminde etkisi vardı tabii bunda da. Bir hafta içerisinde 6 gün boyunca etkinlik yaptığımızı hatırlıyorum ben. Ve diğer toplulukların da böyleydi. Ve ister istemez çakışıyordu yani sosyal bir üniversite olduğumuzu düşünebilirim, söyleyebilirim topluluk bakımından. Ki aynı Aslında bu zamanda dediğin de yine... bir şey daha söyleyeceğim. Gazi Üniversitesi'nin topluluklarına da katılım sağlayabiliyoruz sanırım. Onların etkinliklerine de katılım sağlayabiliyoruz diye biliyorum. Yani biriz gibi bir şey. Evet, aslında iki farklı üniversite ama birbirinden kesinlikle faydalanabiliyorsunuz. Evet. Ki bu öğrenci gelişmesi açısından çok iyi olur. Yani bir dağcılık kulübü her iki üniversitede olmasındansa birindeki daha köklüdür ve oraya gidilir. Daha kaliteli bir eğitim ya da oryantasyon süreci gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum. Evet. Katılıyorum. Peki burada yavaş yavaş aslında sizin topluluğa da yöneleceğim. Öğrenci topluluklarını soracağım. Ne derece aktif ve neler yapıyorsunuz? Yani sen Hasat topluluğu aslında Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde çok popüler bir topluluk. Bu topluluğun üyesisin. Neler yapıyorsunuz? Öğrenci toplulukları genel olarak neler yapıyor sizin haricinizde? Hukuk alanında söyleşiler yapıyoruz, münazaralar yapıyoruz, geziler düzenliyoruz ama ben kendi topluluğumun biraz burada PR'ını yapıyormuş gibi olacağım ama yapayım en iyisi. Şöyle, kendi münazaralarımız olabiliyor. Aynı zamanda haftanın belli günlerinde atölye dediğimiz var. Hukuk alanında bir konu seçiyoruz ve bunun üzerine tartışmalar oluyor. Dergi çıkartıyoruz. Çeşitli insanlarla röportaj yapıyoruz ki dergimizi veya sosyal medyamızı inceleyen insanlar görebilir. Yazarlarla veya akademisyenlerle röportajlarımız mevcut. Bunun alanında üniversitenin diğer topluluklarına gelirsek dağcılık topluluğu, gezi topluluğu var. Gezi topluluğu bayağı etkin sanırım hatta aktif de diyebiliyorum. Instagram'dan takip ediyorum hatta. Sürekli geziyorlar. Dağcılık kulübü de keza öyle. Topluluk olarak bir sıkıntı çektiğimizi düşünmüyorum. Gayet aktif olduğumuzu düşünüyorum. Diğer topluluklardan da öyle. Daha demin bahsettiğim gibi aslında geldikleri zaman bir gün içerisinde iki farklı etkinliğe katılmak isteyebilecekler ama çakıştığı için katılamama gibi durumları da oluyor yani. O derece aktifiz diyebilirim. Bu çok güzelmiş aslında. Üniversitenizin öğrenci topluluklarının dış üniversitelerle de çok bağlantısı var mı? Kendi içinizde mi genelde organizasyonları düzenliyorsunuz? Başka topluluklarla da projelerimiz var aslında ama bu önümüzdeki sene özellikle şu an bunu söylemem belki olmaz ama önümüzdeki sene olacağını düşünüyorum. Planlar var. İnşallah diyelim çok da güzel olur. Peki buradan topu Ankara'ya atacağım. Ankara'da öğrenci olmak, bunu konuşalım. Ankara'da öğrenci olmanın avantajları ve dezavantajları sence neler? Ankara'da öğrenci olmanın avantajları bir kere ulaşım çok basit ve aynı zamanda ulaşım ucuz öğrenciye bence.
Çünkü diğer illere nazaranla mesela tek vesaireyle, tek ulaşım aracıyla başka bir semtten bir semte gidebiliyoruz. İstanbul'da mesela bu mümkün değil diye biliyorum. Burada basit en azından. Ve aynı zamanda ucuz da diyebilirim. Öğrenci şehri diyebilirim. Yani belli yerleri, çok pahalı yerler de var tabii ama öğrenci olarak gayet sağlanabilecek, yani barınma sağlanabilecek bir yer olduğunu düşünüyorum. Dezavantaj olarak çok soğuk. Şey diyorsanız eğer, denizsiz yaşayamam, doğal güzellikler olmadan yaşayamam derseniz, bizim şehrimizde pek bu olanak yok. Ama diğer bakımdan başkent bir kere. Bürokrasi alanında kendinizi çok geliştirebilirsiniz. Ve kamunun kendi etkinlikleri oluyor mesela eğitim alanınızda ve ücretsiz oluyor. Bunlara katılabilirsiniz. Mesela Barolar Birliği'nin etkinlikleri oluyor. Ücretsiz katılabilirsiniz. Aynı zamanda hafta sonu etkinlikleri oluyor veya hafta içi de oluyor. Şenlikler oluyor. Veya diğer yönden konserler oluyor. Bunlara katılıp sağlayabilirsiniz ki büyük şehir olmanın da avantajları bunlar. Dezavantaj olarak bir de çok kalabalık olduğundan dert yanıyorum ben kendi adıma en azından. Kalabalık bir şehir. Belki o biraz boğabilir ama belli bir süre sonra alışırsınız ve sevmeye başlarsınız diye düşünüyorum. Ben de sana hak veriyorum ama şunu da eklemek isterim. Yani Ankara'da evet ulaşım çok kolay olduğu için Gölbaşımız var, Eymir'imiz var. En azından denizi belki buralardan bir nebze olsun yaklaşmaya çalışıyoruz değil mi deniz kısmına? Yani evet. Onlar da şehirden uzak ama ya. Öğrenci için gitmesi biraz zor yerler Evet. olabilir. Aslında Gazi'nin Gölbaşı yerleşkesi var. Var. Evet. Dil sınıfları var sanırım orada. Hukuk Bilmiyorum. yok. Yok. Oradakiler için bir avantaj oluyor. Evet. Peki yurt imkanlarından biraz bahseder misin Gökay bize? Hem devlet hem özel. Bak bu çok önemli. Ya yurtlar olarak şöyle, okulumuzun yakınlarında devlet yurtları var. Ama bunlar önerilmiyor çünkü çok kalabalık olduğundan dert yanılıyor. Aynı zamanda özel yurtlarımız da var. Ama üst sınıflarda sorduğum kadarıyla en azından. Onlardan önerilir bu şekilde. Bir veya iki kişilik odalarda kalmaları öneriliyor yurt konusunda. Veya aynı zamanda kaya çıkarsa tabii. Okulumuza 40 dakika uzaklıkta da devlet yurtları var. Ankara'da yurt konusunda bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Özellikle bizim okulun Evet. çevresinde de yurt konusunda sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Özel yurtlar konusunda özellikle. Devlet yurtlarında kalabalıklık yönünden belki biraz ama özel yurtlar konusunda bir şey sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Ki barınma konusunda şuna da değinebilirim. Ev kısmında, hani öğrenciler eve çıkma kısmında. Okulumuzun etrafında öğrenci kiralık evler var. Biraz pahalı olabilir ama insanlar için önerilebileceğim bir soru. Genel bir fiyat piyasası biliyor musun? Söyleyeyim. Geçen kadarıyla okulumuzun çevresinde Bahçeli'de 3 artı 1 pardon, 2 artı 1 ev 1700 lira kira isteklerini duydum bir arkadaşımdan. Ne Bu kadar? eşyalı evdir umarım. En azından biraz orada mutlu oluruz. Ya eşyalı mı bilmiyorum tabii, Bahçeli'de olduğunun da etkisi var ama. Evet ama bu alternatifi söyleyeyim arkadaşlar. Cebeci semtinde baktığınızda bu kiralar çok daha düşüyor. Bahçeli çok popüler bir semt olduğu için aslında. Yani yüksek miktarı bunun buradan başlıyor. Yurt imkanları da dediğin gibi gayet rahat diye düşünüyorum ben de. Peki şimdi son sorumuza geçeceğim ben izninle. Hukuk özelinde soracağım. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi sence neden tercih etmeli? Sen neden gittin ve yeni tercih edecek olanlara neler söylemek istersin? Bir kere öğretim kadrosunun genişliği ve öğretim üyelerinin iyiliği konusunda tercih edilmesi gereken bir üniversite olduğunu düşünüyorum. Ki Gazi markası hayra, daha demin söylediğim gibi bir şey. Onun dışında ya kampüsümüz yok. Onun bir dezavantajını yaşayabilirsiniz tercih konusunda. Ama şöyle bir şey de var. Eskiden beri konuşulan bir konu var ki Gazi Üniversitesi'nde bakış açısı bakımından. Ben de ilk başta bu tereddütlerle gitmiştim. Sosyal çevre yok. Aktiviteler biraz daha az. Öğrencisi soğuk gibi konuşmalar olmuştu. İlk gittiğim zaman ben de bunların tereddütünü yaşamıştım ama daha sonrasında tercih ettiğim için çok mutlu oldum. Ki sıralamamdan düşüktü. Sanırım 4000'e girmiştim ben üniversiteye. Sıralamamdan düşüktü ama şu an üniversiteyi tercih ettiğim için çok mutluyum keza. Üniversitemi çok seviyorum. Özellikle öğretmenler konusunda. Bu yüzden tercih Ben de edebileceğinizi düşünüyorum.
Çok güzelmiş. Birkaç sorumuz var. Bir tanesi devam zorunluluğu olup olmadığına dair. Bu var mı? Bunun dezavantajlarını soruyor. Devam zorunluluğu şu şekilde, ya üst sınıflardan duyduğum kadarıyla bazı öğretmenler kağıt istiyor ama imza istiyorlar ama bunu ne kadar geçerli oluyor bilmiyorum. Ama devam zorunluluğu yok diyebilirim. Kağıt isteyen bazı öğretmenler var. Öğretmenler öğretmene değişiyor. İmza atıyorlar ama bu devam ne kadar işe yarıyor bilmiyorum. Ya yani şöyle bir şey de var. Birinci sınıfı okula hiç gelmeden sadece sınavlara gelerek bitirdiğini söyleyen bir arkadaşım var mesela. Evet, bu doğru. Burada sana yardımcı olayım ben. Bizim üniversitemizde de devam zorunluluğu yok. Böyle olduğu için insanlar genellikle gitmiyor. Farklı, yani çalışıyorlar ya da farklı işlerle uğraşıyorlar. Bu sebeple de okula gitmeden aslında sene bitiriliyor. Bunun dezavantajı da aslında kişide bitiyor. Kendini akabinde geliştirmeye devam ediyorsa bu çok güzel bir avantaja dönüşüyor. Hem de sosyal alanlarda ya da çeşitli hukuki alanlarda kendini geliştiriyorsun ama sadece farklı şeyler yapıyorsan, yani sadece sosyal yönlerini güçlendiriyorsan belki bu bir dezavantajı olabilir diye düşünüyorum ben. Yoksa okul her türlü bitiyor. Ya ama okula gitmek gerekli belki. Evet, kesinlikle. Yani o hukuk nosyonunu elde etmek için gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Ben de. Bir diğer sorumuzu Muhammed Talha Yörük sormuş. Akademik personel ile öğrenci arasındaki ilişki. Aslında bunu biraz konuştuk ama eklemek istediğim bir şey var mı? Yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Yani gayet samimi bir ortam. Mail attığımız zaman hemen dönebiliyorlar. Sohbet, muhabbet konusunda da bir sıkıntımız yok. Odalarına gittiğimiz zaman rahat bir şekilde iletişim sağlayabiliyoruz ve ya zaten şey oluyor. Ben en azından birinci sınıf olmanın bir avantajından bahsedeyim burada. Okula ilk gittiğim zaman mesela online olmuştu ve hocaların hepsi de bir hayranlık beslemeye başlıyorsunuz. İster istemez bu oluyor. Her hocadan bir şey kapmak isteğinde böyle bir hayranlık oluyor. Zaten ben kendi adıma söyleyeyim hemen böyle bir ben de yüksek lisans yapmalıyım falan kısmına geliyorsunuz. Ama ya on şeyin o ne diyeyim? O motive süreci hocaların size samimi olmasıyla beraber biraz düşüyor ama daha yakın olduğunuzu hissediyorsunuz. O bakımdan gayet samimi bir üniversite olduğumuzu söyleyebilirim. Peki, o zaman ben diğer soruma geçeyim. Diğer sorum biraz daha spesifik. Bunu da konuştuk aslında. Ama Erasmus imkanlarını sormuş. Özel olarak merak ediyor Melih İlgen. Biraz da inmek ister misin tekrardan? Erasmus konusunda şöyle değinmiştim zaten. Çeşitli üniversitelerde anlaşmalarımız var. Lakin ne kadar giden var ve bizim bölümümüzden giden kişi sayısının biraz az olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Erasmus konusunda anlaşma yapılan üniversitelerde, ülkelerde istenilen koşullar biraz zor. O yönden gitmemizin biraz zor olduğunu söyleyebilirim. Ya üniversite konusunda burada da bir eksikliğimiz var. Dezavantajlarımızdan biri de bu. Artılarda, eksilerinde eksiye bir çizgi daha ekleyebiliriz bu konuda. Yurt dışı teşviğinde biraz sıkıntı varmış demek ki Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde. Yine sorulmuş bir soru aslında. Yusuf Sayın sormuş. YKS sıralamasına ya da tercih sırasına göre Bursa'da yurt imkanı var mı? Üniversitenizin bu arada kendi yurtları var mı Gökay? Üniversitemizin kendi yurtları yok sanırım ama misafirhanelerimiz mevcut. Misafirhanelerde öğrenciler kalıyor mu? Ücretli sanırım yine. Kalabiliyoruz. Ücretli ama. Bu tercih sıralamasına göre ekstra bir başarı bursu gibi bir şey veriyor mu? Genelde üniversitelerde bu duyuluyor çünkü. Duyuluyor ama Atıyorum bizim yüzme üniversitemizde havuzundan mevcut değil ücretsiz sanırım. faydalanma gibi. Daha çok özel üniversitelerde olabilir bu tür ama bizim üniversitemizde bu mevcut değil. Diyebiliyorum sıralama konusunda özellikle. Anladım. Başka da sorumuz yok. Sana katılımların için çok teşekkür ederim Gökay. Bence çok samimi ve çok gerçekçi açıklamalarda bulundun. Eklemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ederim herkese. İzledikleri için de size de. Biz de teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Senin sayende hem hasa topluluğunu hem de tercih edecek arkadaşlara yol göstermede yardımcı olduğumuzu hissettik. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, Gökay, senin de izninle kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra arkadaşlar Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Hukuk Topluluğu'yla beraberiz. Kendinize iyi bakın. Saat 8'de görüşmek üzere.
Mikrofonu kapalı. Oldu sanırım. Aha, evet, şu an bir sıkıntı yok. Herkese tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Çok pardon. Sesim ana olsam biraz şey geliyor, kısık geliyor. Umarım ses sorunu yoktur. Zannetmiyorum. Muhtemelen şeyle alakalı. Bir ayarla alakalı. Onu bir halletmeye çalışayım. Bir bakayım hızlıca. Tamam, o zaman başlıyorum. Herkese tekrardan iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bugün artık son yayınımız ve son konuğumuzla beraberiz. Kendisi Hacettepe Üniversitesi'nden Hacettepe Hukuk Topluluğu üyesi Oğuzhan Bakır. Kendini biraz tanıtmak ister misin Oğuzhan? Tabii. Şöyle, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Topluluğu'nda ilk senem bu. Ama tabii hukuk fakültesinde 4. sınıfım. Hani bu sene artık bir aksilik olmazsa yüzde bir şekilde mezun olmayı istiyorum. Hani öyle bir beklentimiz var. Bir sıkıntı çıkmazsa. Yani yaklaşık işte bir senedir hukuk toplumundayım. Daha yeni girdim aslında, daha doğrusu. Bunun öncesinde farklı topluluklarla alakalı ilişkilerim vardı. Farklı topluluklarda görev aldım. İşte bunlarda başkanlık sıfatıyla yürüttüğüm işler falan oldu. Hani Hacettepe Üniversitesi'ni az buçuk tanıdığımı düşünüyorum. Hukuk fakültesine de birazcık vakıfımdır herhalde. 4 senelik süre zarfında. Umarım hani arkadaşlara yardımcı olabilirim. Bununla beraber sorularını cevaplayabilirim diye umut ediyorum. Bakalım. Şu an yardımcı olacağından şüphemiz yok. Bu arada arkadaşlar biz burada konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Ama Hacettepe hukukla ilgili sorularınız olursa alt yazıdan Hacettepe Hukuk Topluluğu'nun adreslerine ulaşarak onlara sorular sorabilirsiniz. İstersen başlayalım Oğuzhan, hazır mısın? Tabii, anlık soruları da bekliyoruz zaten. Tabii ki onları buradan ayarlayacağız, konuşacağız yine. Fakültenizin taban puanıyla başlamak istiyorum. Sıralamanız neler ve yıllar içinde genelde bunun oynaması nasıl oluyor? Şöyle, aslında hani o tarzla alakalı bir not aldım tabii ki. Şöyle, arkadaşlar incelerse de görecekler ki hani hukuk fakültesi, Hacettepe Hukuk Fakültesi son 3-4 senedir sürekli sıralamasını daraltan bir fakülte. Bu ne demek? Şu demek aslında. Her geçen yıl daha az insan alınıyor hukuk fakültesine, Hacettepe Hukuk Fakültesi'ne. Örneğin mesela 2018 yılında, yanlış hatırlamıyorsam, ama benim girdiğimden bir sonraki sene 5746 sıralamayla bir alış yapmış. Ama bir sonraki sene 5094, ondan sonraki sene yani geçtiğimiz yılsa 4519'dan bir alış yaptığını görüyoruz. Bu sene de büyük ihtimalle bu yaklaşık 200-300 puan daha daralacaktır. Yani 4300'den belki de 4200'den bir alış yapabilir. Sürekli daralan ve başarılı bir üniversite olduğundan bahsedebiliriz. Evet, yeni olmasına rağmen çok da iddialı bir üniversite. Peki kaç öğrenci alıyor yılda? Şöyle, 236 öğrenci alıyor aslında. Kontenjanımız diğer hukuk fakültelerine kıyasla gayet az. Hani bir özel üniversite, bir özel hukuk fakültesi gibi değerlendirebilirsiniz bunu verilen eğitim açısından. Eğitim alan insan sayısı çok az. 236, hani İstanbul, Ankara Hukuk gibi büyük hukuk fakültelerine kıyasla çok çok az. Örneğin İstanbul Hukuk Fakültesi yaklaşık 600 ilk dönem, yani gündüzcü, 600 de mesela akşam olmak üzere neredeyse 1200 kişiye eğitim verirken, Hacettepe Hukuk tek dönem, yani karma eğitim şeklinde sadece 236 öğrenciye veriyor eğitimini dönemlik olarak. Bu da gayet aslında ufak bir rakam ve bu da aslında sizin öğrenci olarak daha değerli olduğunuzu hissedebileceğiniz bir ortam sağlıyor. Evet, yine konuşacağız. Sanırım erişim, hocalarımızla olan erişimlerinde de size fayda sağlıyordur bu durum. Tabii ki. Birazdan yine bahsederiz onlara. Peki biraz akademik kadronuzdan bahsedebilir misin Oğuzhan? Yani bunun ne düzeyde, yoğunluğu neler ve sen nasıl değerlendiriyorsun akademik eğitimini? Şöyle, aslında ilk başta diyebileceğim, bizim fakültemizde yaklaşık 70 tane akademisyen var. Bu sayı temel olarak çok fazla bir sayı değil. Hani gittiğinizde, baktığınızda İstanbul Hukuk ve Ankara Hukuk gibi büyük hukuk fakültelerine veya işte Hacettepe Hukuk sıraladığınızda, hani üstünde altında oynayan bu 3 üniversiteyi kıyasladığımız zaman çok çok fazla bir sayı değil. 70 öğrenci, 70 profesör, 70 akademisyenin oluşuyor. Ama şöyle bir durum var. Bizim akademisyenlerimiz genellikle aslında şey ağırlıklı. Hani ne o? Araştırma görevlisi, doktor veya doçent ağırlıklı. Çok fazla profesöre sahip olmasak da. Artı bu kadar az sayıda akademisyene sahip olmamızın yanı sıra öğrenci sayımızın da az olması aslında daha iyi ve hani yakın bağlar kurabileceğimiz bir eğitim alanını sağlıyor bize. Yani konu özeti şu ki, çok fazla profesörümüz, doçentimiz veya işte şeyimiz yok. Ama hoca sayımız yeterli kontenjanımıza kıyasla.
Ve gerçekten de çok hani doğru bir ifade mi bilmiyorum ama açgözlü insanlar. Sebebi de şu, sürekli bizi zorlayan ve aslında sürekli bir şeyler öğrenmemizi isteyen insanlar bunlar. Yeni mezun oldukları için daha hani bizim neslimize ve bizim dönemimize yakın insanlar oldukları için, çünkü bu insanlar bu işi 5-6 senedir yapıyor maksimum. Biz oraya gittiğimiz zaman bizim aklımızdaki sorular veya oradaki taleplerimizi çok kolay bir şekilde anlayabiliyorlar. Dolayısıyla da aslında isteklerimize doğru cevap verebilen insanlar oluyorlar. Yani kalabalık değil ancak yeterli. Aynı zamanda da bizim neslimize yakın. Dolayısıyla daha sıkı fıkı olabileceğiniz insanlar, hocalardan bahsediyoruz burada. Evet, burada sana katılıyorum ve bir şey de eklemek istiyorum aslında. Hacettepe hukukun hocalarını genelde daha hırslı görüyoruz. Yani kendince bir ekol olma yolunda hem öğrencilerini zorlayan hem de yenilikçi öğretim modelini izleyen bir figür var. Bu da çok takdir ettiğim bir özellik benim Hacettepe hukuka dair. Evet, hatta şöyle mesela hocalarımızı kıyaslarsak şu şekilde. Mesela gelen hocalar genellikle ya Ankara'ya ya İstanbul'a ekolünden oluyorlar. Dolayısıyla da aslında bu insanlar birazcık da şey, ben bu ekolden geldim ancak yeni bir şey yaratabilirim fikrinde oluyorlar. Dolayısıyla da bir araya geldikleri zaman aslında ortak düşünceleri ortak bir şey sentezlemek oluyor. Ve bir diğer şey de aslında şey, bizim hukuk fakültemizin kuruluş amaçlarından ve misyonlarından bir tanesi de yenilikçi akademisyenler ve Türkiye'ye daha güçlü ve daha taze akademisyenler yetiştirmek. Ve bu ekolden ve bu amaçtan geldikleri için temelinde aslında bu sebeplerden dolayı da bize verilen eğitim ve bizim burada görmüş olduğumuz, almış olduğumuz bütün bilgi birikimi bir noktada bu amaca hizmet edeceğinden dolayı biz de yeni bir ekol, yeni bir sentez arayışında insanlar olduğumuz için zorlayıcı oluyorlar evet, ama kesinlikle tatmin edici ve öğrendiğimiz zaman da hani diğer insanların üstüne çıkıyoruz ki ilerleyen sorularda zaten niye Hacettepe hukuk konusunda ona da değinmiş oluruz. Evet, yine detaylı konuşacağız. Peki aslında biraz bahsettin ama öğrenciyle hocalarınız arasındaki ilişkileri nasıl değerlendiriyorsun? Rahatlıkla ilişkiniz var mı? Şöyle aslında dediğim gibi ilk başta bu hocalarımız birazcık daha hani akademisyen hocalarımız mesela işte asistan veya doçent oldukları için veya doktor oldukları için birincisi çok fazla uçurum olmuyor. Örnek verelim işte hani farklı üniversitelerde profesörlerin ağırlıklı olduğunu görürsünüz ve o insanlarla kolay iletişim kuramazsınız değil mi? Veya profesörler ders vermezler. Gelirler ve derler ki işte asistanlarım kalksın ders versin. Onlar sadece kağıt okurlar veya çok fazla ettiği sütlüye bulaşmazlar çünkü işleri bitmiştir. Bence öyle düşünürler onlar, çok böyle uzak kalırlar. Ama bizim üniversitemizde profesörler dahi bir noktada ki çok fazla profesörümüz olmasa dahi asistanlar vasıtasıyla bizimle çok fazla iletişime geçebiliyorlar. Örneğin ceza kürsüsünde Çetin hocamız var. Çetin Arslan var. Ve hani kendisi şey, bizimle çok yakın bir hoca. İşte gerektiğinde derse geliyor, sık sık derse geliyor. Asistanıyla beraber dersi verir. Hem ona bir şeyler öğretir, hem biz öğreniriz, hem de aslında işleyişin nasıl olduğunu görürüz. Akademisyen yetiştirme bilincinde bir üniversite olduğumuzdan bahsettim. Birazcık da buradan doğuyor aslında. Veya işte profesörlerimiz az dedim ama mesela bir kısmı da gençtir ve bizimle gerçekten sohbet ederler. Örneğin şey, hani liselerde goygoyu döner. Bazı hocalar işte masanın üstüne oturarak ders anlatır yani. Komiye gider ve şey buluruz, yakın buluruz, samimi buluruz. Mesela onlar da der, siz de oturabilirsiniz falan. Üniversitede mesela böyle bir şey görebileceğiniz tek üniversite Hacettepe Hukuk olabilir. Genel kamu hukuku dersimizde mesela hocamız kalkıp da bizim şey masanın üstüne oturarak ders anlatıyor. Bizim tuhafımıza gidiyor üniversite ortamında olmamız babında belki. Ama gerçekten de şey bu bizi samimi hissettiren bir ortam ve mesela şu da var. Ben çoğu üniversitede kalkıp da birisinin bir hocanın veya bir asistanın bir profesörün doçentin odasına gidip de bir soru sorabildiğini görmedim kolay kolay. Ama bizde mesela kafamıza göre kantinde, yemekhanede, orada burada hani her an hocayı çekip istediğimiz soruyu sorabiliriz ve istediğimiz şekilde dönüt alabiliriz. Hatta hoca mesela arada şey der, laflamak için yanıma gel veya kantinde gelir yanımıza oturur, ne haber gençler der. Ya bu tuhaf gelen bir şey ama bir yandan da kazanmış olduğumuz bilgi birikimini düşününce ve böyle bir iletişimi düşününce her türlü problemde referans olma konusunda veya işte bir isteğimiz, bir arzumuz olduğu konusunda hoca sürekli bize bu konuda destek çıktığını söyleyebilirim. Yani öğrenci ve hoca iletişimi mükemmele yakın olduğu üniversitelerden bir tanesi aslında. Evet, çok güzel anlattın. Online eğitimi de biraz değinsek o zaman. Online eğitim sürecini sizin üniversiteniz nasıl yönetti? Sıkıntılar yaşanmıştır elbette, her üniversitede yaşandı bu. Ama yüz yüze eğitim de aldın sen. Bunları kıyasladığında nasıl değerlendiriyorsun?
ve diğer üniversitelere kıyasladığında. Tabii. Bu arada soruları en son cevaplayacağız, değil mi? Evet, yorumlara gelen sorular birikiyor şu an. Bu sorularımız bittiğinde bunlara döneceğiz. Aynen, hani onda şey yapalım. Arkadaşlar bekleyebilirsiniz eğer, cevaplayacağız. Şöyle aslında bir noktada online eğitim süreci nasıl oldu dersek, şöyle ki diğer üniversitelere kıyasla aslında Hacettepe Hukuk'ta online eğitim süreci bir tık daha şey geçti. Öğrenciye açısından rahat ve çok zorlayıcı geçmedi. Hani nasıl, şöyle örneğin işte hani hepimiz haberleri duyduk. Bilkent Üniversitesi'nin hani herkese ayna yollaması, bütün evlere ayna yollaması öğrencilerine. İşte bazı üniversitelerin 3 tane kamera zorunluluğu yapması. Önden, arkadan, üstten, böyle şey gibi, sabıkalı gibi. Dört bir yandan çekilecekmiş işte, böyle yan profil. Bu tarz şeyler Hacettepe Hukuk'ta olmadı. Bizde bunun yanında aslında hani canlı dersler devam etti. Sisteme dosya ve doküman yüklendi. Gerekiyorsa kararlar yüklendi. Gerekiyorsa bununla alakalı ufak briefing tarzında notlar yüklendi. Ve son olarak da aslında şey, bir de bunları destekleyici ek canlı dersler ve hatta bazı hocaların yapmış olduğu ufak klasikler, klasik sınavlar, yani deneme anlamında ve testler oldu. Bu gibi şeyler aslında bizim öğrenme sürecimizi rahatlatan ve kolaylaştıran şeylerdi. Tabii ki hiçbir şekilde online eğitim yüz yüze eğitimi yerini tutamaz. Ancak bu tarz bir eğitim online eğitim bağımında değerlendirilecek olursa bence çoğu üniversite açısından çok daha iyiydi. Ve hani şöyle bir durum var ki, tüm eğitim sürecine bir kenara koyacak olursak, sınav sürecinde de büyük bir zorlama olmadı. Hani derslere zaten katılım zorunluluğumuz bizim aktif olarak bulunmuyor. Hani çoğu Türkiye'deki hukuk fakültesindedir. Ama hani sınavlarda da mesela çok böyle zorlayıcı şeyler olmadı. Tek sıkıntı şu oldu. Örneğin bazı derslerde klasik sorarlar. Klasik sormak aslında hani sizin bilgi birikiminizi ölçebileceğiniz en temel ve en başarılı verimli sistemdir. Ama bazı hocalar tabii ki hani bu kadar çok şeyi bilgisayardan okumak istemek için belki de çoktan seçmeli sınavlar yaptılar. Bu gibi şeyler bazılarımızın hoşuna gitmedi. Eğitimimizi ve hani bilgimizi sorgulamayı zorlaştırdı, emin olamadık. Ama genel anlamda değerlendirirsek bence ortalamanın çok üstünde bir online eğitim süreci geçirdik. Çok bunalmadık, çok sıkılmadık. Bazı hocalar sıkıştırdı, bazı hocalar çok zor sordu. Ama genele kıyasla fena değildi. Bu çoktan seçmeli konusunda bir şey değinmek istiyorum ama normalde pandemi dönemi olduğu için test oldu, çok kolay oldu, herkes çok kolay geçti gibi bir algı var. Bu test olma sorununda hem hocaların süreleri ayrıca kısıtlamaya başladı, soruların yerlerini değiştirdi, şıkları değiştirdi, kimse havuz yaptı derken aslında test sorularında birçok şeyin önüne geçtiler. Yani test soruları deyip de o kadar kolay dememek lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne dersin? Tabii canım, hani zaten şöyle bir şey var. Hacettepe Hukuk diyorum. Hukuk fakülteleri anlamında zaten hani çoktan seçmeli dahi birincisi kopya çekmek için kolaylaştırıcı bir etken değil. Hani medeni usul hukuku sınavına girersiniz ve size der ki tebligat süresi 10 gündür, diğeri de der ki 20 gündür. Hani ve tebligat süresinin mesela özel durumları vardır. Her tebligat süresi de 10 gün değil. Bazı durumlarda 20 gündür, bazılarında 10 gündür. Hani bütün bu keşmekeşin içinden çıkmak mümkün değil. Aslında o yüzden medeni usul gibi bir derste çoktan seçmeni yapmak daha da zorlayıcı bir şey. Çünkü kafanızı karıştıracak çok fazla etken var. Mesela klasik olsa 10 gün dersin. Hoca der ki tamam, şunu kastetmiş. Ama test olduğu zaman yanlışsa yanlış. O yüzden şey, ne o? Tabii ki genel anlamda yine ölçücüydü. Ama hani mesela atıyorum hukuk sosyolojisi dersinde çoktan seçmeli birazcık daha işleri kolaylaştıran bir şey oluyor. Onun yerine klasik olsa belki kendi o yorum yapma kabiliyetinizi kullanarak daha tatmin edici bir sınav süreci geçirebilir ve almış olduğunuz bilgiyi hani bir noktada bir sonuca dökebilirsiniz ve bu sizi daha çok mutlu eder. Evet, sana hak veriyorum olsam. Biraz da yabancı dil eğitiminden bahsedeceğim şimdi. Sizin üniversitenizde yabancı dil eğitimine ne kadar önem veriliyor? Bu konuda hangi programları var veya öğrenci değişim programlarınızdan biraz bahseder misin? Tabii şey, zaten çoğu hukuk fakültesinde olduğu gibi Hacettepe Hukuk'ta da yabancı dil zorunluluğu yok. Hani belli bir seviyeye kadar. Şöyle ki temel yabancı dil zorunluluğumuz var, İngilizce. İngilizce 101 diye geçiyordu sanırım. 101 ve 102 olması lazım. Bunları da vermek için senenin başında yapılan bir şey var. Ne o? Hani dersleri vermek için gireceğiniz bir sınavlar var. Bir takım sınavlar var. Bu sınavlara girdiğiniz zaman bunları verip geçerseniz eğer daha sonrasında bunun eğitimini almak zorunda değilsiniz. Muafiyetleri verdiğiniz için. Ama vermezseniz bir sene boyunca bu dersi almanız gerekiyor. Ne o, hazırlık sınıflarıyla beraber yabancı diller yüksek okulunda.
Hani hazırlıklardan tabii ki farklı olarak bu daha alt bir dil olduğu için hazırlıklar daha yükseğini alıyor. Çok zorlayıcı değiller. Hani çok temel İngilizce veriyor zaten. B düzeyi bile değil sanırım. Ama bununla beraber fakültemizde yabancı dil dersleri var. Örneğin Alman özel hukukuna giriş dersi Almanca görülüyor. Ve işte Avrupa Birliği hukuku dersi de İngilizce görülen bir ders. Ve bunun için C seviye dil yeterliği gerekiyor. Yani siz tabii ki buna karar veriyorsunuz. Benim C seviye dil yeterliğim var deyip alabilirsiniz. Sonra dersi bırakmak zorunda da kalabilirsiniz. Bu zorlayıcı bir faktör oluşturabilir sizin için. Mesela ben Avrupa Birliği hukuku dersini aldığım zaman Avrupa Birliği'ndeki ticaretin entegrasyonuyla alakalı sorular gelmişti ve bunları hukuk dilinde cevaplamak benim için zorlayıcıydı. Benim gelişmeme yardımcı olmuş muydu? Evet. Ama hani bunlar seçmeli dersler. Hiçbir zorunlu dersiniz yabancı dilde olmayacak. Hani o konuda da net bir şey söyleyebilirim. Erasmus konusuna gelecek olursak, fakültede Erasmus ve Farabi öğrenci değişim programları mevcut. Örneğin benim geçtiğimiz sene fakültedeki arkadaşım pandemi öncesi dönem pardon, bana hala bir sene gibi geliyor. Pandemi öncesindeki dönemdeki arkadaşım Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden gelen bir öğrenciydi. Ve hani Mevlana programıyla gelmişti bir sene boyunca. Bununla beraber Erasmus programlarımız mevcut. Erasmus programı olarak da geçtiğimiz sene Estonya'ya, Almanya'ya, Polonya'ya bir de Macaristan'a. Dört tane ülkeye vardı. Daha sonrasında İngiltere'ye vardı. Ama bunlar kalktı bir kısmı. Almanya, İngiltere ve sanırım Polonya kalktı. Onlar hakkında yeni düzenlemeler yapılıyor şu an. Ve kontenjan olarak da yeterli bir kontenjana sahibiz. Yaklaşık 6 kişilik bir kontenjanımız var. Her ülkeye neredeyse 2 kişilik. Ve genellikle bu 6 kontenjanın tamamı hibeli bir şekilde gidiyor. Tabii bunun için de Erasmus dil sınavına girmeniz gerekiyor. Üniversitelerin yapmış olduğu ücretsiz bir sınav. Tabii ki ortalamanız da etkili. Mesela ben geçen sene pandemi yüzünden direkten dönen tayfadanım. Erasmus'a gidemedim. Estonya'ya. Sonra iptal ettim. Sonraki sene girmeye kalktım. Üçüncü sınıfa göndermemeye karar verdiler. Bu gibi bir durum oldu. Yani Hacettepe'ye gelmek ve Erasmus yapmak istiyorsanız ikinci sınıfta başvurmak zorundasınız. Üçüncü sınıfta da olmuyor. Çünkü hani şöyle bir şey var. Bütün bu yayınlarda bahsedilmiştir ve araştırmışsınızdır. Hukuk Anadolu, Erasmus veya yurt dışında denklik veya bir değişim programı için pek uygun bir şey değil. Çünkü her ülkenin hukuku farklı. Avrupa Birliği hukuku dediğimiz zaman bile Macaristan ve Almanya'da büyük büyük farklılıklar var. Bunların aslında temel entegrasyonu bütün anlamlarda değil de bir kapsayıcı çatı anlamında oluyor. Dolayısıyla da Türkiye'den gidip de bir Erasmus programına katılmak ve ders denkliği sağlamak bayağı zor bir şey. Ama hani üniversite bunları kolaylaştıracak şeyler yapıyor ve kesinlikle tavsiye ederim Erasmus'a gidin, Erasmus stajınızı yapın. Fırsatınız varsa ot gibi gelip ot gibi gitmeyin. Bu önemli. Peki alternatif olarak bu Erasmus stajından kastın Erasmus yaz stajları değil mi? Ona da biraz değinsek aslında bilmeyenler vardır. Ben de kendi üniversiteme girdiğimde öğrendim çünkü. Bir sene boyunca Erasmus eğitimi alamasanız bile kendiniz bir staj programı ayarlıyorsunuz yurt dışında. Ve burada Erasmus Plus diye mi geçiyor yanlış hatırlıyorsam? Staja gidebiliyorsunuz yazın yine hibeli bir şekilde de olabiliyor sanırım. Aynen. Şöyle aslında Erasmus staj dediğimiz şey de şöyle. Siz yurt dışında bir büro, bir çalışacak kurum buluyorsunuz ve bu kurum size diyor ki tamam sen benim için çalışacak bir asistansın, stajyer. Bunu onaylıyor. Daha sonrasında sizi davet ediyor. Siz bu davet ve onay mektubunu okulunuza veriyorsunuz. Tabii ki bunu vermeden önce öncesinde bir seçme var. Bu seçme içinde Erasmus puanınıza ve ortalamanıza ihtiyacınız var. Bunlar bir sıralamaya tabi tutuluyor. Katılacak öğrenciler arasından bir sıralama belirleniyor. Sıralamanın içerisinde bir kontenjan belirleniyor. Kontenjana giren öğrenciler bunu sunuyorlar. Bunlar kabul alıyor. Okullar onaylıyor bunu. Daha sonrasında da gidiyorsunuz. En az 60 gün, en fazla da 90 gün olacak şekilde orada bir staj yapıyorsunuz. Bu esnada da Erasmus stajı yaptığınız ülkeye göre, ülkenin ekonomik durumuna göre bir skala var. Bu skala içerisinde size sağlanan ekonomik destek olan hibeyi devlet size vermiş oluyor. Siz de bu hibe sayesinde orada staj yapıyorsunuz ve dönmüş oluyorsunuz. Bu CV'niz açısından çok değerli bir şey. Erasmus'a kıyasla özellikle çok çok daha değerli bir şey. Erasmus stajı o yüzden yapmak genellikle tavsiye edilen bir şeydir. Ama karşı taraftan büro bulmak zor. Çünkü hani kim gidecek de Polonya'ya, Macaristan'a kurum bulacak hani. Ama sağdan soldan yazıp mail atıyorsunuz, şey yapıyorsunuz, kabul ediyorlar yani bir şekilde.
Evet, bazen hukuk bürosu olmasa bile çalışmanı kabul edebiliyor üniversiteniz aslında. Onları iyi Serbest araştırıp avukatlık bile gitmek oluyor. gerekiyor. Efendim? Serbest avukatların yanında bir şey yapabilirsiniz, staj yapabilirsiniz. Zorunluluğu Evet. yok yani. Evet, çok ben de tavsiye ederim. Yani gitsinler kesinlikle fırsatı olan. Şimdi biraz çok güzel bir şeyden konuşacağım. Yani Hacettepe Üniversitesi'ne ben geldim daha önce. Fiziki imkanlarınızı sormak istiyorum. Çok geniş bir kampüsünüz var. Tabii. Şöyle aslında hani imkanlardan değerlendirecek olursak şöyle kampüs gerçekten çok geniş. Hatta o kadar geniş ki kampüse girmek için 3-4 kilometre yol tepmeniz lazım. Onu da otobüsle tepiyorsunuz zaten. Öncelikle şey Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bizim bazı ücretsiz ringlerimiz var. Yani bedavaya kampüse çıkabiliyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi sabahleyin saat işte 8 gibi falan çorba dağıtıyorlar. Mansur Yavaş çorba dağıtıyor. Onu Evet. falan alabilirsiniz. Bayağı eğlenceli, güzel böyle. Otobüse binmeden çorba içiyorsunuz sabah sabah. İnsanı ayı şey yapıyor, birazcık ayıltıyor. Eğlenceli oluyor Evet. arkadaşlarla beraberken. Daha sonrasında kampüs zaten kocaman bir orman. Hani devasa bir orman. Ve yerleşik yer yukarıda yer alırken aşağıya indiğiniz zaman aşağıda Yeşil Vadi dediğimiz bir bölge var. Bu Yeşil Vadi'nin içerisinde bir göl bulunuyor, ormanlık alan bulunuyor. Gezebileceğiniz ve oturabileceğiniz banklar, takılabileceğiniz ve piknik tarzı şeyler yapabileceğiniz bir sürü ortam var. İşte ufak tefek kafeterya falan filan var. Bu bölgenin içerisinde gezerek oturarak vakit geçirebilirsiniz. Kuğuları falan izleyebilirsiniz. Zaten göl baya kendince güzel bir yer. Burada falan vakit geçirebilirsiniz. Hani biz burayı tercih ediyorduk. Okul çıkışlarında veya hafta sonları pandemi süreci içerisinde canımız sıkıldığı zaman Yeşil Vadi'ye gidiyorduk ve burada oturuyorduk. Hani kesinlikle kafa dinleyebileceğiniz bir yer. Kampüsün kendisinin içerisinde de şöyle bir avantaj var. Diğer üniversitelere kıyasla kampüsün yerleşik yeri birbirlerine çok yakın. Dolayısıyla da aslında içerisinde ulaşım sağlayabilirsiniz bir binadan diğer binaya. Örneğin yemekhane ile işte bir diğer bina arası çok yakın. Ha, tek sıkıntı hukuk fakültesi biraz daha yukarıda. Ama bu da yürüyerek gidebileceğiniz bir yer. Hani bu konuda da bir sıkıntı yok. İşte bununla beraber işte bir konferans salonumuz var. Bunun içerisinde sürekli etkinlikler düzenleniyor. En son geçen sene pandemi öncesinde Cem Yılmaz'ı getirmişlerdi. Daha sonrasında işte Mansur Yavaş ziyarette bulunmuştu. Söyleşi falan yapmıştı. Komedyenler geliyor. Adamlar gelmişti bir kere. Onlar işte şey yapmışlardı. Birkaç şarkılarını falan çalmışlardı. İşte devlet tiyatro gişesi var. Bazı biletler fiziki olarak satışa sunuluyor. İnternetten alamıyorsunuz. Veya işte bir kontenjan var. Gidip alabiliyorsunuz. Kampüsün içinde olduğu için çok fazla talep olmuyor. Yani en azından kampüs içinde olduğunuz için alabiliyorsunuz diye bir talep oluyor da. Bu gibi bir imkan var. İşte bununla beraber ne diyebilirim başka? Parlar diye bir yerimiz var. Kampüsün içerisinde yemek yiyebileceğiniz bir yer burası aslında. Bu da şöyle ki ODTÜ'yü bilenler için çatıya benzer bir ortam. Gidiyorsunuz, yemek yiyorsunuz ve şey yani açık büfe tarzı. Yediğiniz kadar ödüyorsunuz ama şey her türlü yemek olduğu için kampüs içerisinde kalacak arkadaşlar açısından hani en azından haftada birkaç kez böyle ev yemeği yemek ya da yemekhaneden yiyorsanız daha böyle farklı şeyler yemek ya da böyle çeşitlendirmek için kendinizi falan filan güzel bir ortam. Gidip istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. 25 lira falan veriyorsunuz maksimum. Yani tıka basa yiyip. Eğlenceli. Kilosu Ay, 25 kilo liraydı biz kilo. oradayken. Evet, bir kilo kilo falan böyle. Her şeyi alabiliyorsunuz. Çok güzel bir yer orası da. Kilo tartıyor zaten her şeyi. Tatlısı şeyi falan var. Bir diğeri de şey. Kampüsün içerisinde bizim bir stadyumumuz var. Hani devrim değil belki ama devrime benzer bir ortam. Gidip işte etrafında koşabilirsiniz. Hani orada böyle sportif aktivitelerinizi falan yapabilirsiniz. Son olarak da şey var. Kampüsümüzde çok fazla hayvan var. Hacettepe diğer üniversitelere kıyasla çok daha yüksek bir yerde olduğu için kampüsün içerisinde tilki bile var neredeyse. Tilki, kirpi, ne bileyim böyle farklı canlılar zaten kedi köpek gırla. Ve bu gibi hayvanlarla ilgilenmek için de Haydok var mesela. Ona katarak gönüllü faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Hani bu gibi şeylerle ilgilenebilirsiniz. İşte kedi köpek bakımıyla falan filan. Hani onlarla falan oynayabilirsiniz. Zaten kampüse adım attığınız her yerde kedi köpek var. Sevebilirsiniz. Bu insanı bayağı rahatlatan bir faktör. Yani kampüs gerçekten kendisine has bir ortam. Hatta biz kampüsten inerken şey demeyiz yani. Ne o üniversiteden iniyorum veya kampüsten iniyorum, kampüse çıkıyorum demek yerine Ankara'ya gidiyorum deriz. Hani o kadar yüksek ve tepede bir ortam, bayağı izole ama keyif verici bir kesinlikle. Evet, aslında ona da değinelim olsan. Yani
ODTÜ ve Hacettepe, ikisi Ankara'nın biraz dışında kalıyor. Bu arada yanlış anlaşılmasın, ulaşım yine çok kolay. Metroya bindiğinizde yanlış hatırlamıyorsam yarım saat 40 dakikada Kızılay'da yine olabiliyorsunuz. Ama izole etmiş ve sadece kampüs hayatında dışarıda kalmış bir ortamınız var. Hani bu sizin için sorun oluşturuyor mu, yoksa kampüs bana yetiyor diyor musunuz? Ya şöyle yurtlarda kalan arkadaşlar kampüsün dışına çok fazla çıkmıyorlar bile. Hani yemek yiyebileceğiniz site diye bir yer var. Bowling oynayabileceğiniz, bilardo oynayabileceğiniz, her türlü oyun oynayabileceğiniz BAM'ımız var. Hani BAM zaten vazgeçilmezidir Hacettepe'nin. Ondan sonra hani takılabileceğiniz, doğal ortamda bulunabileceğiniz, işte piknik yapabileceğiniz falan filan böyle ormanlık alanımız var, yeşil vadi. Daha sonrasında işte hani okulumuz falan zaten dibimizde yurtlar var. Hani ne bileyim her türlü şey var. Hatta mesela bir de açık amfimiz var, açık tiyatromuz var, açık hava tiyatromuz. Roma döneminden kalma gibi böyle taşlardan falan yapılmış, mermer taşlardan. Zaten hepiniz orada şey yapacaksınız. Akreditasyonunuzu ve oryantasyon sürecinizi orada geçireceksiniz ilk başta. Hepinizi toplayacaklar. Hacettepe hoş geldin yapacaklar. Hani orası devasa bir yer zaten. O gibi yerlere takılabiliyorsunuz, parların dibinde. Hani bütün bunlar olduğu zaman insan aşağı inmek istemiyor. Ben üniversitenin ilk senesinde yurttaydım ve aşağıya çok çok az iniyordum. Daha sonrasında eve taşındığım zaman mesela kampüse az gelmeye başladım. Dersler için falan filan. Yani demek istediğim şu ki kampüsün içerisinde size o izolasyonun dışını unutturan bir ortam var. Ondan emin olabilirsiniz. Bu da keyifli bayağı. Evet, fizik imkanların Hacettepe'nin gerçekten çok güzel. Yani ODTÜ ile eşdeğer dersem çok iddialı olur muyum? Yani yakın. Çok aynı değil Yakın ama yakın. diyelim. Evet. Peki aslında yine bunu bahsettin ama sosyal, kültürel ve akademik etkinlikler ne düzeyde dedik. Sosyal aktivitelerden yine bahsettin. Çok fazla program yapılıyor sizin Aynen hani üniversitenizde. tabii işte öğrenci toplulukları olsun, hani bizim hukuk topluluğumuz olsun, ondan sonra fakültedeki öğrencilerin bir kısmı da yapıyor, doğru. Aynı zamanda anlattım ya hani işte öğrenciler ve işte akademisyenler arasında sıkı bir bağ var. İletişimimiz iyi. Dolayısıyla da aslında bize bir şeyler öğretmek çok fazla istiyorlar. Hani mesela nasıl oluyor? Bu da şöyle oluyor. İşte biz üniversitenin ilk senesinde Anayasa Mahkemesi'ne gitmiştik. Hasan Tahsin Hoca bizi Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Anayasa Mahkemesi'nde Yüce Divanı falan gezdi. Bu hukuk fakültesindeki çoğu insanın kolay kolay yaşayamayacağı veya başına gelemeyecek bir şey. Hani bir bakanla görüşmüştük. Bakanın adını zikretmeyeyim şimdi. Sürpriz olmuştu bize de çünkü. Öyle bir plan yoktu, denk geldik. Daha sonrasında hani Sincan cezaevine gidecektik. Kapalı cezaevine gidecektik ve oradaki infaz koşullarını değerlendirip onun hakkında bilgi sahibi olacaktık ki pandemi girdi, olmadı. Hani kesinlikle gideceğimiz bir programdı o da. Daha sonrasında mesela fakültemizin içerisinde bulunan bir duruşma salonumuz var. Bu da aktif olarak kullanılıyor ama hani pandemi dolayısıyla biz yine gidemedik. Hani aslında bayağı bu işin kaymağını siz yiyeceksiniz. Biz değil. Evet. Çünkü biz bayağı kaçırdık. Dördüncü sınıfım ben. Daha ne yapayım yani. Hepsini bir anda gidemem. Bunun dışında işte başka neler oluyor? İşte Savcılık Akademisi'ni ziyaret etmiştik. Daha sonrasında işte ne o? Yurt dışındaki okullarla zaten iletişimimiz var. Onlar yurt dışından, hakimler yurt dışından işte savcılar tam olarak savcı ifadesi doğru olmuyor her ülke için ama anladınız bence o yapıyı. Yurt dışından avukatlar gelmişti, hukuk profesörleri gelmişti ve bize konferanslar vermişlerdi. Bunların tamamını hocalarımız organize etmişti. Veya işte kendi bölüm dekanımız organize etmişti. Dolayısıyla hani Hacettepe Üniversitesi derken aklınıza şey gelmesini istemem. Hacettepe Tıp ve Kalanı. Hayır, şöyle genellikle. Hacettepe Tıp, Hacettepe Hukuk ve Kalanı. Birazcık Hacettepe Üniversitesi'nde hukuk mantığı bu şekilde ilerliyor. Çünkü hukuku kurarken zaten temel amaçları tıpın yanında Hacettepe'nin adını yükseltebilecek ve işte yeni bir misyon katabilecek bir fakülte. Dolayısıyla da bunu getiriyor. Hukuk fakültesi olarak koyuyorlar. Zaten devasa da bir okulumuz var. Kontenjanımız az olduğu için çok rahat ediyoruz. Gerçekten böyle Evet. spişli değiliz. Çok refah ve ferah bir ortam var. Genel olarak bunlardan bahsedebilirim yani. Sosyo-kültürel anlamda. Bunlar çok güzel. O zaman biraz da öğrenci topluluklarından bahsedelim mi? Sen birçok toplulukta bulunmuşsun daha önceden. Bir topluluğun başkanlığını da yapmışsın ama hem Hacettepe Hukuk Topluluğunu anlat bize hem de Hacettepe Üniversitesi'nde hangi topluluklar var görelim. Şöyle aslında aklınıza gelebilecek neredeyse her topluluk var Hacettepe Üniversitesi'nde. Mesela ben 3 sene boyunca münazara topluluğunda aktiftim. Münazara topluluğunda başkanlık yaptım. İşte turnuvara katıldım falan filan böyle. Diğer topluluklarla işte beraber organizasyonlar düzenledik, turnuvalar düzenledik, turnuvara gittik.
Mesela işte Haydok'tan bahsettim. Hacettepe işte doğayı ve işte hayvanları koruma şeyi, topluluğu. Hani bunun içerisinde aktif oldum. Hani hayvanları besledik, onların bakımını yaptık, ilaç verimini yaptık, gerekiyorsa veterinere götürdük, bağışlarda bulunduk falan filan. Hani hukuk toplumundan zaten bahsettik. Hukuk toplumunun içerisindeyim şu anda. Hani bunun da işte farklı avukatları, akademisyenleri getirterek vermiş olduğu etkinlikler, vermiş olduğu konferanslar, işte geziler, işte etkinlikler var. Mesela işte dağcılık topluluğu var, yürüyüş topluluğu var, hani ne bileyim psikoloji topluluğu var, edebiyat, felsefe var. Ondan sonra hani ne var başka? Yani aklınıza gelebilecek her şey var. Satranç var, yüzme var. Hani bungee jumping ya da yamaç paraşütü olması lazım. Yamaç paraşütü var. Hani neydi başka? Dalgıç var, dalış var. Dalış topluluğu. Hani baya baya bir şey var aslında. Gidip böyle görmeniz ve şey yapmanız lazım. Zaten her üniversitede olduğu gibi bizde de senenin başında bir oryantasyon süreci içerisinde bütün topluluklar genellikle bu anlatmış olduğum amfitiyatronun önüne bir stand kurarlar. Ve hani 100-150 tane topluluk vardır. Daha da fazla topluluk var hatta. Tam olarak sayısını bilmiyorum şu an. Hazırlıksızım o konuda. Hani bunların tamamı amfitiyatronun önünde bir stand kurarlar ve ne yaptıklarından bahsederler. Bu gibi fiziksel aktivitenin yoğun olduğu şeyleri yapmak istemeyen insanlar direkt kayabilir. Dille ilgilenmeyen insanlar için kutulu oyunlar topluluğu bile mevcut aslında. Hani veya işte rock müzik topluluğu var. Quidditch topluluğu var. Hani neredeyse aklınıza gelebilecek her şeyden bahsedebiliriz bu konuda. Çok güzelmiş. Bir de bunların aktif olduğunu söylüyorsun. Tabii ki. Öğrenci için daha ne olsun? Tabii canım, yani zaten bir topluluk içerisinde var olmadan üniversiteyi bitirmek bayağı sıkıcı bir şey bir noktada. Hani kesinlikle bir Evet. şeyler yapmamız gerekiyor. Yoksa pek bir anlamı olmuyor üniversitenin. Lise gibi geçiyor yani. Kesinlikle. Bir de az önce bahsettin, yani Anayasa Mahkemesi gibi birçok yeri gezmişsiniz. Bunlar bir yandan da Ankara'da bulunmanın da avantajları. Bu doğrultuda da sana Ankara'da öğrenci olmanın hem avantaj hem dezavantajlarını sormak istiyorum. Tabii şöyle, şimdi ben İzmir'de oturuyorum aslında. Şu anda da hatta İzmir'deyim. Ufak bir tatil için geldim. Hani İzmir'de liseyi okudum. İzmir'de yani neredeyse 10 sene falan kaldım. Belki 6, bilmiyorum, saymadım. Baya uzun bir süredir İzmir'deydim. Dolayısıyla Ankara'ya geçtim ve hani aradaki farkı değerlendirdiğimde veya niye Ankara'yı tercih ettiğim noktasına gelecek olursak, birincisi Ankara aslında baya bir öğrenci şehri. Hani Eskişehir'e kıyasla tabii ki ne kadar az olsa da Ankara genel olarak bir öğrenci şehri, çünkü şey, çok fazla üniversite var ve Ankara halkı genellikle şey, birazcık daha bürokrat kesim, memur kesim. Yani hepimiz bunu biliyoruz. Saat 10 dedik mi Ankara'da herkes uyur, kuşlar bile yatar. Hani saat 10'da, Evet. 11'de Kızılay'da insan göremezsiniz. Saat 1'de mümkün değil zaten. Polis bile olmaz. Dolayısıyla şey, Ama çok özür diliyorum, sözünü kestim. Saat 1'de Ankara'da ulaşım da duruyor evet, arkadaşlar bu duruyor arada. yani. Yani metrolar falan 12.45'te kapanıyor. Evet, bunun yüzünden kaç defa kampüse çıkamadığım oldu. Yani bayağı sıkıntılı aslında. Mesela ben buna hiç alışkın değilim İzmir'den dolayı. Hani benim için şey, böyle gün bitmez yani, sabah 6'da olsa, 4'de olsa, 1'de olsa fark etmez çok fazla. Ama Ankara bir, hani çok fazla şey, bu tarz insanlar var. Ve bunun yanında da çok fazla öğrenci mevcut. Hani Başkent Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt, işte ODTÜ, Hacettepe, Bilkent, Çankaya, ne bileyim işte... Ankara Hukuk. Of, Ankara, hani bak say say bitmez bir sürü üniversite var. Ve bütün bu insanların, bütün üniversitelerin 25 bin kişilik bir kapasitesi var ortalama. Hani neredeyse 250 bin, 500 bin insanın, öğrencinin bu şehirde ikamet ettiğini söylüyorum. Ki nüfusu oranla bu aslında %20, %30 yapabiliyor. Hani böyle bir durumdan bahsettiğimiz zaman aslında çok fazla öğrenci var. Dolayısıyla da çoğu gittiğiniz kafe, çoğu gittiğiniz yer hani genellikle hep böyle üniversite öğrencileriyle dolu ortamda. Dolayısıyla da üniversite öğrencilerin çok fazla olduğu yerlerde ekonomik anlamda da bir noktada rahatlama olur. İstanbul'a kıyasla özellikle. İstanbul'da mesela gittiğiniz zaman, bir alışveriş yaptığınız zaman, bir şey yediğiniz zaman gelecek masrafla Ankara'daki bir olmaz. Dolayısıyla öğrenci şehri olması ekonomik anlamda insanlara faydalı. Yani bir tercih yapıyorsanız eğer ve ekonomik anlamda sıkıntı çekmemek istiyorsanız, benim gibi İstanbul hukuku yerine Hacettepe hukuku tercih edebilirsiniz. Ben bu yönden çıkmıştım mesela, hareket noktam buydu. Mesela bir ikincisi şey, ne o? Hani ulaşımı inanılmaz kolay Ankara'nın. Nasıl, şöyle ya, gideceğiniz yerler zaten belli. Ankara'da kimse durduk yere Sincan'a gitmez davası falan yoksa. Ve hani veya oturmuyorsanız. Gideceğiniz yerler şöyle. Bahçeli olabilir. Belki Bilkent Center olabilir. Ya da böyle Tunalı olabilir.
Tüm bu yerlere genellikle metro ulaşıyorsunuz. Tunalı'ya otobüsle gidebilirsiniz veya yürüyebilirsiniz metrodan inip. Hani gidebileceğiniz yerler, eviniz, bu metro sahasının içerisinde. Zaten Ankara'yı kaplıyor metro. Ya yani en azından merkezini. Ve bütün üniversiteler de metroya çok yakın. Evet. Dolayısıyla ulaşım yapmak istediğiniz zaman tercih edeceğiniz ilk şehirlerden bir tanesi Ankara oluyor. Mesela İzmir bu konuda çok daha yorucu bir şehir. Niye? İzmandan in, metroya bin, metrodan in, otobüse bin, otobüse in, şunu yap, bunu yap falan filan. Ama Ankara'da hani bir metroyla her yere ulaşabiliyorsunuz. Bununla beraber de aslında ne o hani tarihi anlamda da Ankara bayağı gelişkin bir şehir aslında. Hani her ne kadar öyle gözükmese de. İşte Anadolu Medeniyetler Müzesi olsun, Ankara Kalesi olsun, işte Kurtuluş Savaşı zamanındaki işte meclisler, şunlar bunlar. Bu gibi yerleri gezebilirsiniz, görebilirsiniz ve kültürel anlamda da Ankara gelişkin bir şehir sebebi de başkent olması. Örneğin Cumhurbaşkanlığı, Senfoni Orkestrası, birçok devlet tiyatrolar, birçok devlet tiyatrosu, bununla beraber işte birçok opera, hani opera binası var, opera salonumuz var, işte opera ve bale salonumuz var. İşte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası zaten burada, birçok klasik müzik şeyinin ne o binin ismi burada hani kendini merkez belirlemiş ve buraya gelip gidiyorlar. İşte Ankara Devlet Konservatuvarı. Yani tamam bunların burada olduğu için sosyal anlamda da kültürel anlamda da kendinizi değerlendirmek için çok güzel bir şehir. Bütün bunlara gidip aslında bir noktada fayda sağlayabilirsiniz. Entelektüel olarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Ve bütün bunlara hani bütün anlattığım şeylere de ulaşım çok kolay en başından anlattığım üzere. Dolayısıyla aslında tercih etmek istiyorsanız ve ben okuyayım, bir şeyler de öğreneyim, çok fazla kafayı dağıtmayayım, sakin kalayım istiyorsanız Ankara tercih edebilecek en güzel şehirlerden bir tanesi. Hem yakında Eskişehir de var. Çok fazla dağıtmak istiyorsanız Eskişehir'e gidebilirsiniz. Hani Ankara'da dağıtmak istemiyorsanız tabii ki. Gidin Eskişehir'de takılın, istediğinizi yapın. Geri gelin. Hani zaten yüksek hızlı trenle bir saatte gidebiliyorsunuz, gelebiliyorsunuz. O anlamda bayağı tavsiye edebilirim. Ya kesinlikle öyle ama bu dağıtma konusuna takılanlar olursa diye söyleyeyim. Hani Tunalı falan da bu konular için iyi aslında. Tabii ki. Hı. Çok da yetersiz değil. Tabii canım ya, gayet yeterler bu arada. Sadece hani Eskişehir, Evet. hani yanımızda küçük Amsterdam var, hani gidip gelebilirsiniz. Ne konuda öyle ama ulaşım da kolay olduğu için. Ben de Ankara'nın avantajlarına katılıyorum ama dezavantajı hiç söylemedin. İzmir'den gelmişsin, soğuğu demeni beklerdim. Ya şöyle, Ankara'da eve çıkıyorsanız birincisi çok fazla doğalgaz faturası gelecek. Yani ondan emin olun. Tam böyle çok uçuk değil ama yine de çok geliyor. İkincisi aşırı soğuk. Hani yine mesela tamam İzmir diyorum ama İzmir'in insan içine işleyen bir soğuğu vardır. Keser böyle nemli. İşte özellikle Alsancak Kordon tarafında. Ama Ankara'nınki de çok kuru bir soğuk. Hani adamı öldürüyor ya. Hani nefes alamıyorsun böyle. Böyle buz gibi kupkuru, böyle boğazını falan kesiyor. Ama o da güzel Evet. ya. Kendisini özettiren, hani Ankara'yı Ankara yapan şeylerden bir tanesi. Hani ben onu bile özledim mesela, artık pandemi bitse de gitsek kışın, hani Ankara'da gezsek falan, böyle postallarla, şeylerle, böyle ceketlerle. Bunu insan istemiyor değil. Ulaşım bir tık sıkıntı oluyor arabalarla falan. Kışın kar Ya yağdı. o şeyde Hacettepe bizim orada O değil çok. Hacettepe'de çok fazla tatil olur. Bu arada Hacettepe yazacaksanız bunu da düşünün. Bir sürü tatil olacak çünkü. Kar yağdığında kampüse çıkamadığınız için. 2 gün tatil, bugün tatil, öğleden sonra tatil falan. Hani o da bayağı rahat bir şey aslında. Onu da düşünebilirsiniz. Evet. Evet ama bunu sadece Hacettepe bazında ya da ODTÜ bazında mı artık söylersiniz bilemiyorum. Çünkü ben Cebeci'deyim ve bizim orada yağmur yağarken sizin orada böyle bayağı kalın karlar oluyor. Bu kadar da fark oluyor. Oluyor ya gerçekten, hani ne o, gerçekten böyle otobüsü ittiğimiz falan oluyor yazın. Hacettepe Evet. kampüsü dondu, işte kar yağdı, felç oldu falan. Böyle otobüsü iterken görebilirsiniz beni arka taraflarda. Öyle şeyler de oluyor yani, olmuyor değil. Sosyal medyada çok konuk olmuştu yani. Öyle fotoğrafları biz çok görüyorduk. Dolu ya gerçekten, çok fazla yani, hiç şey değil. Peki biraz yurt imkanlarından bahseder misin Oğuzhan? Hacettepe'nin kendi içinde yurtları var biliyorum ama sadece ondan değil, devlet, özel ve okulun yurtları. Ya şöyle, aslında ilk başta değerlendirebileceğim şey, birincisi erkekseniz ve yurtta kalmayı düşünüyorsanız, Hacettepe'nin içerisinde devlet yurdu yok, KYK yurdu yok. KYK yurtları kampüsün dışında. Ve 1980 darbesinde yapılan askeri koğuşlar bunlar. Daha sonrasında bunları yurt yapmışlar. Yani 7-8 kişilik. Kalmayın. Hani kesinlikle bu yaşanmaz yani. Hani ben hiçbir insanın böyle bir şeyi yaşamak istediğini veya bunu hak ettiğini düşünmüyorum. Gitmeyin. Çok böyle mantıklı değil çünkü geri çıkacaksınız en kısa zamanda. Birincisi bu şekilde.
kızsınız eğer daha şanslı kesimdensiniz. Evet. Çünkü Hacettepe'nin içerisinde kampüsün şeyinde hani yerleşik yere gelmeden önce bir kız yurdu var ve devasa bir kız yurdu var. Burada kalabilirsiniz KYK yurdu eğer çıkarsa. Bunun dışında bizim öğrenci evi dediğimiz yerler var. Öğrenci evleri var. Ve bu öğrenci evleri aslında bayağı şey. Öğrenci evleri ve öğrenci yurtları var. Bu Hacettepe Üniversitesi'nin kendi bünyesinde olan bir şey. Ve fiyatlandırmaları da kendisine göre her sene değişiyor. Öğrenci evleri ben ilk çıktığım sene fena değildi fiyat açısından. Şu an birazcık artmış diyorlar. Yani çok fazla tavsiye etmiyorlar. Ama şöyle bir şey var. Sabah uyanıp yüzünüze su çarpıp direkt derse girebilirsiniz. Böyle bir avantajı var. Çünkü hani şöyle izah edeyim size. Saat 9'daki ders için Hacettepe'ye gelmek isteyen bir öğrenci benim gibi Balgat'ta veya Bahçelievler'de oturuyorsa saat hani şöyle yarım saat metro, 10 dakika ring, 40 dakika, 20 dakika oraya yürümek bir saat önceden çıkmış olması gerekiyor. Tabii ki bir saat önceden çıkmış olmak için en az 45 dakika önce uyanmak lazım. 2 saat diyelim siz ona. 2 saat önce uyanmanız lazım. Yani saat 7'de uyanmanız gerekiyor. Yurtlarda kaldığınız zaman ama 15 dakika yeterli. Ben denedim gördüm. 15 dakika yetiyor gerçekten. Evet. Öğrenci yurtlarında kalabilirsiniz. Zaten direkt fakültenin dibinde öğrenci yurtlarında kalabilirsiniz. Fiyatları inanılmaz uygun. Hani 300-400 lira falan. Hiçbir şey gerçekten. Ve yemekhane şeyi de var hani imkanı da var. Tabii ki bu öğrenci evleri ve öğrenci yurtlarında çıkmıyor. Öğrenci evleri bu arada 2 kişilik. Öğrenci yurtları daha kalabalık. Haberiniz olsun. Öğrenci evleri o yüzden birazcık daha pahalı. Eğer ki işte yemek istiyorsanız da yemekhaneye giderek günde 3 öğün çıkan yemeklerden yiyebilirsiniz. Bunları da fiyatı 2 lira veya 2,5 lira falan olması lazım. Hani bunu da düşünebilirsiniz. Aslında yurt imkanları olarak Hacettepe'nin çok güzel. Şeyden bahsetmedin Olsan. Öğrenci evlerinde kalanların bisikletleri var. Kullanılıyor mu onlar? Ha evet, şöyle onlar kullanıyorlar genellikle ara ara ama hani şey kampüsün altına yani kampüsten inip kampüsten çıkmak zor. Hani vitesi sona takmanız lazım bisiklette yukarı çıkarken çünkü gerçekten dik hani şaka yapmıyorum bu kadar ciddiyim otobüs zorlanıyor bazen çıkarken. Evet. Hani ama şöyle bir şey var spor yapmayı falan seviyorsanız eğer ki dünyanın en iyi kardiyolarından bir tanesi günde bir defa yaparsan zaten 10 gün sonra hani 100 metreyi bir saniyede falan koşarsın. Yani o da güzel bir şey gerçekten. Bu tarz imkanlar var. Zaten kampüsün içerisinde bisikletle gezmek, yürümek falan filan çok eğlenceli. Hani dediğim gibi ormanlık bir an olduğu için. Öğrenci evlerinde kalan insanlar da kampüsün dışına hani Ankara'ya gitmeyi çok tercih etmiyorlar. Daha çok Hacettepe'de kalıyor. O yüzden böyle bir tercihleri oluyor. Evet, katılıyorum. Son soruma geçiyorum bizdeki. Sence hukuk özelinde Hacettepe hukuk neden tercih edilmeli? Aslında biraz bahsettik ama hem toparlayalım hem de sen insanlar burayı tercih etmeli mi, neden gelmeli? Sen neden tercih ettin diye bahset bize. Ya şöyle şimdi aslında birincisi şöyle bir durum var. Hani hepimiz bir noktada liseyi ailemizin yanında okuyoruz. Yani genellikle tabii ki farklı insanlar farklı ortamlarda okumuş olabilirler. Ailesinden uzakta yurtta okumuş olabilirler ama bu noktada şey. Hepimiz istiyoruz ki aslında bir noktada aileden kopayım. Ya kopayım değil de hani kendi ayaklarımın üzerinde durabileyim. Ne yapabileceğimi göreyim. Kendi hayatımı kendim kurayım. Hani bakalım bir şey yapabilecek miyim? Veya kafa dinlemek de olabilir. Sonuçta yıllardır ailenizle yaşıyorsunuz. Bir yerden sonra kendi birey olarak gerçekliğinizi sağlamak isteyebilirsiniz. Bu gibi şeyler için aslında hani farklı bir şehre gitmek isteyebilirsiniz. Ve bu farklı bir şehir genellikle Ankara olabilir. Ve mantıklı bir tercih olur. Şundan dolayı bir, ekonomik anlamda çok zorluk çekmezsiniz. Yani elbette ekonomik anlamda hepimiz zorlanırız gittiğimiz yerlere kıyasla. Ama hani bir İzmir'e İstanbul'a kıyasla daha uygundur. Yemeği daha ucuzdur. Ne bileyim işte ulaşımı daha kolaydır. Gezip görebileceğiniz ve keşfetmeniz daha kolay olan bir şehirdir. Daha kolay tanırsınız. Hani insanları falan öğrenci ağırlıklı olduğu için size samimi gelebilir. En azından iletişime geçeceğiniz insanlar öğrenciler olacağı için daha çok. Kolay bir şekilde tanışabilirsiniz ve şey. Ankara'da Ankaralılar vardır ve Ankara dışındaki her yerden insanlar vardır. Tamam mı? Hani şurası burası değil. Mesela İstanbul'da İstanbullar ve Sivaslar var yani. Ya Ankara öyle değil yani. Ankara'da ya Ankaralılar var ya da Ankara'nın dışındaki her şehir var. Dolayısıyla aslında bütün bu insanlarla tanışmak bir noktada sizin ufkunuzu açıyor. İstanbul gibi bir yerde daha çok zorlanabilirsiniz adapte olmakta ve uyum sağlamakta. Ama Ankara gibi bir yerde bu gibi şehri sağlamak kesinlikle şeydir. Daha kolaydır. Ve hani Hacettepe hukuk tercih ederken de aslında önce ben şehir özelinde düşünmüştüm. Daha sonrasında da aklımda şöyle bir şey vardı ilk başta. Ankara hukuk yazarım. Veya işte şey, hani Ankara hukuk yazarım, olmazsa İstanbul hukuka giderim vardı.
Tercih dönemi geldiğinde ama mesela Hacettepe Hukuk hep aklımda böyle bir belirsizlikken tercih dönemine girdiğimiz zaman mesela daha bir sempati kazandı. Niye? Bizim fakültemiz çok genç bir fakülte. Hani 10 sene bile olmadı daha kurulalı. Ama buna rağmen biz hala ilk sene Hacettepe Hukuk'a gelen öğrencilerin ders notlarını görüp kullanabiliyoruz. Bir hani fakültemizin bir drive hesabı var. Düşünün 10 senedir sürekli ekleniyor buna bir şeyler. Ve hani ilk seneden son seneye kadar neler sorulmuş, neler yapılıyor, nasıl bir eğitim düzeni izlenmiş bunları görebiliyoruz. Ve bu aslında şey yani mezunlar ve öğrenciler arasındaki bağı çok diri tutan bir şey. İkincisi hani yeni oluşan bir şey olduğu için aslında hepimiz bir kök salma ve baki olma arzusundayız. O yüzden hepimiz bu anlamda çalışıyoruz. Ve bir diğeri de hani adımızı belli bir noktada duyurabilmek için hani Hacettepe tıp yok muydu ya hukuk nereden çıktı muhabbetini ortadan kaldırmak için de çok çabalıyoruz. Mesela ben araştırdığım zaman şeyi görmüştüm. Hacettepe hukukun hakimlik savcılık hani ne o hakimlik sınavında adli sınavında Türkiye ikincisi olduğunu görmüştüm fakülte genelinde. Evet. Hani bu gibi başarılar bu kadar genç bir fakülte için gerçekten çok başarılı. Bu demektir ki aslında kendi yıldızınızı gösterebildiğiniz ve parlayabildiğiniz yerlerden bir tanesi fakülte. Ve en önemlisi de aslında bu kadar az kontenjanın içerisinde bir birey olarak hissedebildiğiniz, hoca ile iletişim kurabildiğiniz ve aslında hani şey, yarın avukat olduğumda bunu nasıl yapacağım diye sorularınızı gerçekten samimi bir şekilde sorabileceğiniz insanlar olduğu zaman ders çıkışında veya bir çay içerken veya işte hocanın odasına gidip hoca böyle size tam gel şundan çay doldurayım falan yapıp böyle size uzattığında sohbet ettiğinde hani rahatlıyorsunuz ve şey hani orada gerçekten de şey gibi hissediyorsunuz. Bir hani eğitim kurumunda değil de hani gerçekten çabalayarak kendinizi bir stajyer olarak görebildiğiniz bir ortam oluyor. Ve tüm bu etkinlikleri falan filan da harmanladığınız zaman gerçekten hani Hacettepe kendisini belli noktalarda gösteren ve sizi de eğitim süreci içerisinde tatmin edebilecek bir ortam haline geliyor. Çok güzel açıkladın. Şimdi sorularımıza geçelim. Birkaç sorumuz var. Çok iddialı. Fakülteniz Ankara'nın en iyi hukuk fakültesidir diyebilir miyiz diye sormuş Mustafa Çevitçi. Yani şöyle tabii ki hem objektif bakamam hem de doğru kıyaslayamasam da kıyaslayamayabilirim ama şundan bahsedebilirim. Mesela Ankara Hukuk var değil mi? Ankara Hukuk çok fazla politik bir ortam. Hani tercih edeceksiniz. Bunun her zaman muhabbet dönmüştür. Hani örneğin Cebeci kampüsünden olmayanlar giremez. Hani siz düşünün. Üniversitedeki Evet. kampüsler birbirini aynı öğrenci olsanız dahi giremiyorsunuz. Hacettepe apolitik daha çok. Çok fazla olay olmuyor, çok fazla karışıklık olmuyor. Daha hani şey stabil, daha sabit, daha sakin bir ortam. Yani bunun da sebepleri var. Zamanında bir ton yaşanmışlık yüzünden böyle bir fakülte aslında. Ama sorumuzun cevabı apolitik mi apolitik. Olay yok mu? Olay yok. Mesela Ankara'ya Evet. kıyasla. Ama başkent Çankaya gibi yerler daha özel ve gerçekten ulaşımı zor. Hani özellikle şeyin ne o başkent üniversitesinin ulaşımı gerçekten zor. Çankaya Üniversitesi ile de kıyaslayabilirsem herhalde. Çankaya Üniversitesi'nin binası biraz ufak. Gerçekten çok küçük. Ve şey böyle şehir içerisinde kalmış. Hacettepe daha özel ve daha refah, daha ferah hissettiren bir yer. Hani artı olarak bunları sunabilirim. Hani objektif olmadan söyleyebilecek olursam. Ama objektif açısından da ne diyebilirim? Hani bir özel üniversiteye kıyasla imkanlar daha az olabilir. Hani belki bir şey yapma konusunda veya hocalar konusunda. Örneğin şey olması gerekiyor. Neydi o? Mesela Borçlar Özel'de şey neydi? Borçlar Özel'de bizim şey yaptığımız kitabını okuttuğumuz şey profesör. Fikret Fikret Eren. Eren Aynen Fikret Eren kullanıyoruz mesela. Fikret Eren şu an yanlış hatırlamıyorsam başkentte eğitim veriyordu. mi Hani ne diyeyim? Bak kitabını okuduğumuz adam başkentte eğitim veriyor. Hani parayı bastırınca bunları yapabilirsiniz özel üniversite olduğunuz için. Ama hani bir devlet üniversitesi olarak da elinden geleni yaptığını söyleyebilirim genel olarak. Bu şekilde genel olarak. Tabii ki en iyisi diyemem. Buna siz karar verirsiniz. kıyaslasınlar çok fazla seçenekleri var. 10 gündür burada bayağı uğraşıyoruz. Umarım yardımcı da oluyoruzdur. Fakültesi hukuk dersleri dışında sosyoloji, iktisat, maliye gibi dersler de görüyor musunuz demişler ama bunu aslında her fakülte yapıyor. Yani Kesinlikle. Hacettepe hukuk bazında konuşmayalım istersen. Ya şöyle, mesela bütün hukuk fakültelerinin ilk senesinde işte iktisat dersi vardır, ikinci senesinde maliye vardır, maliye hukuku, işte sosyoloji hukuku, hukuk sosyolojisi vardır ikinci senede. Bunlar birer tane zorunlu derstir, dönemliktir genellikle hatta.
Onlar var. Bizde de var, çoğu üniversitede de Ama var. şöyle bahsedeyim, aslında her üniversitede şimdi hukuk derslerimiz ağır, evet, ama her üniversitede farklıdır bu. Mesela iktisat dersi Ankara Hukuk Fakültesi'nde bayağı zorlu geçer. Yani Evet. hocamız vardır, birinci sınıfta veremeyen dörtte de veremez gibi ifadeler kullanılır dördüncü sınıflarımız tarafından. Tabii. Ama genel olarak mesela hukuk fakültelerinde iktisat dersine bu kadar yoğunluk verilmez. Hatta Hacettepe'de sınırı tek dönemde alıyorsunuz dersi. İktisatı tek dönemde alıyorduk yanlış Aha. hatırlamıyorsam. Maliyeyi iki dönemde alıyor olmamız lazım. Kamu maliyesi bir. Aynen. Yani böyle dersler var. Sosyolojide bu arada sosyoloji değil, hukuk sosyolojisi. Onun hukukla bağlantısı var. Böyle dersler görüyoruz ama çok da faydalı da oluyor aslında. Maliye dediğimizde kamu maliyesi mesela, vergi hukukunun Tabii. aslında temelini oluşturuyor. Ya bütün bu dersler hani şey, hukukla alakalı olduğu için gördüğümüz dersler. Evet. Hukukla alakasız ne görüyoruz? Hiçbir şey görmüyoruz. Her şey hukukla alakalı oluyor bir noktada. Hukuku açıklayıcı şeyler oluyor. En fazla şey, genel seçmeli dersler oluyor. İlk birinci sınıfın ilk başında böyle futbol, Aynen. basketbol, resim, öyle o tarz bir şey oluyordu ya. Öyle Evet. o yani. Birinci sınıfın ilk Aynen. dönemi, o da çok da ciddiye alınacak bir şey değil. Sınıfınızda ve fakültenizde kaç kişi olduğunu sormuşlar olsa. Şöyle geçtiğimiz senelerde 246 kişi alıyordu. Benim girdiğim sene ve sonraki senelerde 236 kişi almış. Hani kaba bir hesap yaparsak işte 4 ile çarparsak hani 1000 kişi falan maksimum bütün fakültede eğitim gören insan sayısı. Hadi tekrara kalanlar falan filan dersek 1200 eder büyük 1500. ihtimalle. Ha, Ha, 1200 çok 1300 iyi. 90, 1200-1500 falandır büyük ihtimalle maksimum. Çok çok iyi aslında. Gerçekten devlet üniversitesine göre sayınız olması çok iyi. Yok, hazırlık şöyle. Seçmeye bağlı bir hazırlık var. Almanca, Fransızca ve İngilizce isteğe bağlı hazırlık okuyabilirsiniz eğer ki. Ama zorunlu bir hazırlık mevcut değil. Tavsiye ederim bu arada farklı bir dilde hazırlık okumanızı. Özellikle İngilizce dışında. İngilizceyi kendiniz çözün. İşte farklı okuyun. Ama burada şundan bahsetmemizde fayda var. Biz birinci sınıftayken gelen yargı paketiyle beraber 2021 girişlerle hazırlıklar zorunlu hale getirilecek hukuk fakültelerinde. Üniversitelerimiz artık bunlar bulunabilir. Evet hani o şey 5 yıla dönüştürülmesi olayı, o geçti, bu bahsettiğin şeyler falan. Hani bunlar hala şeye gelmediler. Ne o resmi gazete yayınlandılar falan filan ama hani hala bir şey göremiyoruz. Ne o pratiğe döküldüğünü göremiyoruz. Pratiğe geçerse eğer Aynen. olacaklar. Evet. Aynen. Yani resmiyette bunun haberini aldık ama üniversitemizden bu doğrultuda hiçbir üniversiteden göremedik açıkçası bir hareketlilik. Aynen. Ama bir bakarlar, yeni gelenler hazırlıktan başlarlar, onu da Tabii. bilemem tabii. Bir anda gidip o şekilde bir şey yapabilirsiniz. Kesinlikle. Çok güzel bir soru. Ormanlık alanda piknik veya mangal yapıyor musunuz diye sormuşlar. İlk yapıyoruz. Hani zaten banklar var. Hani oturup takılıyoruz o kafelere falan. İsteyen istediğini içiyor. İsteyen istediğini yiyor. Ama mangal yapıldığını görmedim. Mangal yasak olabilir. Çünkü çok Evet. düşebilecek bir ortam. Hani şey nasıl desem böyle mangal ve mesire alanı değil de gerçekten her yer yaprak falan hani bayağı doğal sallamıyor kimse. Biz gittiğimizde falan temizliyoruz böyle açık açık bir şey açıyoruz. Evet. Öyle oturuyoruz. Rahat bayağı. Evet, Yeşil Vadi'ye çok giren yok gibi. Hem de çok sakin bir yer, çok güzel bir yer. Şey ya ne o? Evlenen insanlar Hacettepe mezunu özellikle evlenen insanlar Aha. full orada çekilirler. Mesela girdiğinizde böyle gelinlik ve damatlık da iki kişi geçiyorsa onlar şeydir fotoğraf çekilmeye falan gidiyordur. Korkmayın hayalet Evet. falan değil onlar. Sürekli geliyorlar. Evet, Hacettepe'nin güzel manzaralarından bir tanesi ve son sorumuzdayız Oğuzhan. Sınavlarınız çok zor mu diye sormuşlar. Sınavlar zor arkadaşlar. Hani sınavlar cidden zor. Hani yoruyorlar bizi sınavlar. Mesela ben medeni usulden bu sene alttan aldım. Sebebi de şeydi. 5 tane çoktan seçmeli vermiş yukarıda. Hangisi doğrudur diyor. Ve hani şıklar o kadar şey ki mesela bir gün oynamış, bir saat oynuyor, bir isim oynuyor falan böyle. İnanılmaz yorucuydu. Bazı derslerde çok zorluyorlar. Bazı dersler genellikle orta ayarılıyor. Ceza zaten ceza kürsüsündeki dersleri geçebilmeniz hani ben şansa bağlı falan diye düşünüyorum. Mesela 10 beklediğim sınavdan 70-80 aldım. 80 beklediğimden 10 aldım. Borçlar hukukunda çarşaf verdim 20 aldım. Oluyor yani bayağı yorucu.
O yüzden dersler zor, dönem uzatanlar olabilir. Zaten hepinizin de az buçuk bildiği üzere şey vardır hani bizim normalde bütlerimiz senenin başında oluyordu. Örneğin şöyle, şu an hani okul bitti ya, bundan 2 ay önce okul bitti değil mi? Bundan 2 ay önce dersleriniz açıklandı ve bütünüz olduğunu gördünüz. Hemen ardından büte girmeniz lazım değil mi mantıken? Hayır, senenin başına giriyordunuz büte. Evet. Aylar sonra. Düzelttiler onu şu an ama bir sıkıntı yok. Hemen daha sonrasında bir hafta, 2 hafta sonra büte giriyorsunuz artık. Yeni rektör onu düzenledi. Düzeltti, bir Ay sıkıntı yok. çok iyi. Aynen. Bir de Hacettepe'nin akademik takvimi çok kötüydü. Onu da düzenlediler. Artık ne o? Temmuz ortasında bitmiyor okulumuz. Ne Haziran'ın başında falan bitiyor. O konuda da içiniz rahat olsun. ODTÜ'ler bu sefer de bundan bayağı şikayetçiler. Onların çok kötü bir akademik takvimi var şu an tarih olarak. Dönem uzatanlar olabilir evet Mustafa ama yani bitirilmeyecek gibi değil ya. İnan bitirirsin. Bir şekilde bitirirsin. İnanıyorum yani. Ben bitirirsem sen Kesinlikle. bitirirsin. Sıkıntı yok. Birkaç sorumuz daha geldi o son. Onlardan devam edelim. Sınavların açıklandığı bir sistemin olmadığı, sınavların kapıya asıldığı söyleniyormuş. Bunu acaba Hacettepe bazında mı söyleniyor yoksa genel olarak mı? Ya şöyle sınavlar açıklanıyor yani kapıya Evet. asılarak açıklanıyor bazen. Bazen yüz yüze mesela anayasa dersinde notları elden ele gezdirdik hani herkes kendi notuna baksın. Bazen kapıya asıyorlar. Bazen sistemden şey yapıyorlar, düşüyorlar. Hani o şekilde değişiyor. Hani bu şekilde tam olarak sorundaki kastı anlamadım Evet. ama bazen asılıyor, bazen hani elden ele doğrulturarak açıklanıyor falan filan. O değişiyor bazen. Her seferinde aynı şey olmuyor. Ha, ama Ya final bunu çok. Hacettepe için sormuşlar olsan. Çok özür diliyorum sözünü kestim ama böyle bir sistem ben hiç görmedim. Sen Yani işte dediğim gibi kapıya asıldığı oluyordu amfilerin kapısına bazen de çok şey değil o. Yüz zaten hani sesli bir şekilde not açıklandığında mesela şu 218-499-04 şu hani yazıyor kağıtta bakıyorsun. Şey yapıyorsun. Yani zorluk çıkartmıyor. Hayır hayır bir sıkıntı yok yani. Ha eğer zorluğu soruyorsan şöyle. Final sınavları genellikle açıklanmaz. Final sınavlarının notu açıklanmaz. Bu çoğu üniversitede böyledir. Hani tamamen uyuzluk bu arada biliyorum ama açıklanmıyor. Vize notunuz açıklanır. Final notunuzla beraber hesaplanıp harf not olarak girilir. Geçtiğiniz kaldığınızı görürsünüz ve benim final notum ne acaba diye hesaplarsınız. Hani evet. açıklamazlar onu. Her seferinde olmasa da Ya, bazı hocalar bunu yapıyorlar. ben Ankara Hukuk'ta görmedim böyle bir şey ama bu gerçekten çok sinir bozucu bir sistem. Hani neden açıklamıyorsun? Bir de harf notundan da önce sanırım bir kredinin geçti kaldı muhabbeti var. Orada verdim mi sınavı kaldım mı diye de bir kriz geçiriyor öğrenciler. Ama finalde öğreniyorlar. Yani Maalesef. sonuç olarak öğreniyorlar. Aynen. O tarz bir durum var. Dönemlik sistemin dezavantajı, avantajı. Ya Şöyle. bunu aslında biraz açıklasan iyi olur. Çünkü genelde insanlar dönemlik ve yıllık sistemi bilmiyor. Kafaları da karışıyor. Buna da o yüzden çok fazla değinmemiştik. Ama hem biraz bahsedelim. Yani bizim okulumuz yıllık, sizinki dönemlik. Bunları kıyaslayalım. Tabii ya şöyle. Şimdi dönemlik olduğu zaman bir dönem içerisinde bir vize, bir final, diğer dönemde bir vize, bir final yapıyorsunuz. Bu demektir ki aslında bir sene içerisinde toplam iki vizeniz, iki tane finaliniz oluyor. Tamam mı? Hani ama bir yıllık sistem içerisinde bir vize, bir de finaliniz oluyor. Örneğin 2020-2021 yılını bitirirken hani birinci dönemini böylece hani bize kıyasla iki katına pardon, hani bize kıyasla yarım kadar sınava girmiş oluyorlar yıllık sistemde. Ve hani bu da aslında şuna sebebiyet veriyor. Tamamen yatıyor bir insan bazen tamamen refaha kapılıyor. Niye rehavete kapılıyor? Niye? Çünkü yani sınav yok. Hallederiz diyor sınavdan 2 hafta önce. Bunu ben de yapıyorum dönemlik sistemdeyim bak. Ama dönemlik sistemde hani sonuç olarak elbet sınava gireceğimden dolayı çünkü bir 2 ay sonra gireceğim bir de 4 ay sonra gireceğim totalde. Bu yüzden birazcık daha çok çalışabiliyorum. Niye? Sınavım yaklaşıyor. Ama yıllık sistemde sınav daha uzak bir tarihte olduğu için birazcık daha konu birikmesi, daha fazla işte konuya yoğunlaşman gerekmen ve tek seferde çalışacağın konu sayısının artması gibi dezavantajlar var. Ha yıllığın da avantajı şu, senenin çoğunluğunda sınav olmadığı için daha rahat olabiliyorsun. Planlarını, organizasyonlarını, sistemlerini veya işte istediğin şeyleri ona göre yapabiliyorsun. Bu da sana bir hareket serbestliği tanıyor. Ama dönemlik sistemde hareket serbestliğin daha az.
Niye? Çünkü bir vizen, bir finalim var. Ona girip bir vize, bir finale daha girmen gerekiyor. Bu yüzden de aslında ailene gideceksen geç girebilirsin, erken girebilirsin. Bir şey yapacaksan, arkadaşlarına gezeceksen onu ötelemek zorunda kalabilirsin falan filan, bir sürü şey oluyor yani. Kolay kolay plan yapamıyorsun. Ya ben aslında bunların çok fark ettiğini düşünmüyorum. Burada da şu örneği vermek istiyorum. Benim yakın bir arkadaşım dönemlik sistemde sınava giriyor ve sizin sınavlara, vizelere hazırlandığınız dönemde, atıyorum 2 hafta, 3 hafta kala sınavlara çalışıyorsanız, biz o dönemde yatıyoruz, geziyoruz. Ama sonra sizin o daha önceden çalıştığınız kısmı vizede ya da finalde çalışmamız gerektiği için sizden daha erken başlıyoruz ders çalışmaya. Siz sınavlara 2 hafta, 3 hafta kala başlıyorsanız biz, yani bu sene öyle oldu. Ben 3. sınıf derslerimi 1,5 ay kala oturdum. Arkadaşım 3 hafta kala oturdu. Çünkü ben ondan önce konuları da halledip harmanlamaya çalışıyorken, o zaten onları bir kere tekrar edeceğim. Onun haricinde kendi kısmından sorumluyum dedi. Bir de şöyle oluyor, dönemlik sistemde tamamen o bir dönemden sorumlu oluyorsunuz ama yüzdelik son konuları ağırlıklı olduğu için bir tık daha rahat oluyor. Ama bizim yıllık sistemde hem vizeden sorumluyuz hem o dönemin geri kalan kısmından da sorumluyuz derken böyle bir konu yoğunluğu oluşuyor. Dönemlik sistemin belki bir tık daha rahatlama yöntemi olabilir bu konuda. Aynen. Dönemli sistemde mesela ben şunu hiç beceremiyorum. Örneğin işte medeni usulde ben süreler konusunu hiç beceremiyorum veya adli tadili hiç yapamıyorum mu diyorsunuz? Adli tadili çok kolay da neyse işte örnek olsun diye söylüyorum. Hani yapamıyorum mu diyorsunuz? Adli tatili soruyor vizede, tamam mı? Bitiyor. Finale geçiyorsunuz. Adli tatili sormuyorlar. Çünkü hani o konular bitti. Vizeden sonraki konulardan sorumlusunuz. Yani şu kadar işlediniz vize, bunlardan Evet. sorumlusunuz. Vize bitti. Bu kadar işlediniz final, bu kadardan sorumlusunuz. Ama yıllık sistemde bunların tamamı vize ve final. Evet. Bu yüzden Bizde daha iyi. böyle olmuyor maalesef. Çok pardon ama yani bizde böyle olmuyor. Yani vizeden de sorumlusunuz diyor. Biz finalde tüm yıldan başlıyoruz. Böyle konunun en başı ilkeler. Medeni usul nedir'den, medeni usul ne demektir'den başlıyoruz. Sonuna kadar bir kere daha tekrar etmek durumunda kalıyoruz. Böyle Evet. farklılıklar var. Eklemek istediğim bir şey var mı? Diğer soruya geçeyim mi? Yani bu kadar hani ne o bir üniversitenin dönemlik ve yıllık sistemi varmış diye tercih etmemezlik etmeyin. Hani o Evet. kadar bir anlamı yok. Hani o kadar Evet. fark etmez. Bir de sistemi gerçekten hayatınızı ona göre ayarladığınız için. Hani sen mesela vizelerinden önce geziyorsun, vizelerinden hemen sonra geziyorsun. Ben senin vize döneminde geziyorum ama senin gezdiğin dönemde de ben derslerime oturmuş oluyorum. Çünkü benim sınavlarıma 1 ay kalmış oluyor. Sen daha 1 ay var diye geziyorsun falan. Öyle bir şey oluyor. Yani ayarlanıyor. Onlar sıkıntı olmaz. Şöyle demiş, şu sınavların Zülel Karaarslan kapıya asılmada zorluk çıkartmaktan bahsetmiş. Sanırım bu zorluk durumu onu endişelendirmiş ama hiçbir sorun yok yani. Uygulamadan falan çıkıyor bunlar. Aynen. Notlara herkesin belli oluyor. Çok güzel bir soru Mustafa Çevikçi. Yani şöyle şimdi Türkiye'de hiçbir mesleğin garantisi yok. Öncelikle artık yani. Çünkü her yerde üniversite mezunu var. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın sonuç olarak yapmış olacağınız ilerideki mesleğin çok bir garantisi olmayacaktır. Şöyle ki ya tabii ki işsiz kalabilirsiniz. Hani ya işsiz kalmak çok hukukta şey olmuyor. Gidersin en kötü CMK ataması alırsın. Hani aç kalmazsın ama yani ne bileyim CMK atamasıyla da hayatını idame ettirmek güzel bir şey değil işin özü. Niye? Çünkü çok bir para değil, çok bir şey değil. Bir şeyde çalışıyorsun, paso. Hani baroda çalışıyorsun. Çok bir anlamı olan bir şey değil. Hani bu gibi şeyleri genellikle insanlar şey yapıyorlar ya, kamu hizmeti olsun diye niyetlenip yapıyorlar. Sen bunu hayatını şey yapıyorsun, bağlıyorsun. Bu çok güzel bir şey değil tabii ki. Kendini geliştirmen lazım ama hani kendini ya zaten kendini her türlü geliştirmen gerekiyor. Önemli olan burada şey. Hangi amaç doğrultusunda kendini geliştirmek istiyorsun? Mesela şey mi? Ben şöyledir. İyi bir hukuk bürosunda çalışmak için mi kendimi geliştireyim? İyi bir savcı olmak için mi? İyi bir hakim olmak için mi? Akademisyen olmak için mi? Ne için kendini geliştirmek istediğini bilmen gerekiyor bu anlamda. Yoksa şimdi hepimizin aklında soru işareti var. Ya ben iyi bir hukuk bürosunda bir avukat olarak başlarsam benim alacağım maksimum para şu an 5.000 TL. Tamam mı? Bu 5.000 TL'nin zaten işte minimum Ankara'da yaşıyorsam ki Ankara kesinlikle iyi bir şehir. İstanbul'dan örnek verirsem aç kalıyoruz.
Bu kesin. O yüzden Ankara üzerinden veriyorum. Mesela hadi evde ortak kaldığım bir arkadaşım olsun. İşte 1.000 lira bir kira vereceğim. İşte 1.000 lira yemek giderim olacak, masrafım olacak, faturalarım olacak. 2.000 TL. Cebime 3.000 lira kaldı. Ya ben avukatım. Hani ben oraya gideceğim, buraya gideceğim. Ekstradan masraf edeceğim. Ne bileyim mesela arabaya ihtiyacım olacak elbet benim yarın. Ne bileyim takım elbisemi şey yapmam gerekecek. Değiştirmem gerekecek. İki takım elbise ihtiyacım olacak. Bu gibi şeyleri hesaba katarsanız zaten bir sürü masraf. O yüzden kendinizi ne için geliştireceğinize ve gelecek planlarınıza göre bir ne bileyim plan ve hareket noktası belirleyerek onun üzerine çalışmanız gerekiyor. Ve stajı da çok geçe bırakmamak lazım. Hani zorunlu stajınızdan önce bir sene staj yapmanızı tavsiye ederim. Ben umarım bu sene becerebilirsem yapacağım mesela. İnşallah ama o konuda da muallakta durumlar var bu arada. Yani ben de staj başvurularına bulunayım dedim. Mezun olan büyüklerim yok gerek yok hani boş boşuna yapma. Bu sene hayatını yaşa staj yapınca zaten öğreniyorsun dediler. Ama Yani. staj yapmasanız bile fakülte içinde gerçekten kendinizi geliştirmeniz, farklı alanlara yönelmeniz, özellikle de hukuki alanda kendinizi emin adımlarla ilerletmeniz gerekiyor. Yoksa daha sonrasında zaten olmuyor. Yavaş yavaş emin adımlarla güzel güzel ilerlerseniz, zamanla da kendi ağınızı kurarsanız ve ilgili dahilinde ilerlerseniz sorun olmayacaktır diye Ya düşünüyorum. zaten en büyük tavsiyem hani bu anlamda kesinlikle yabancı dili öğrenin. Hani yabancı Evet. dil öğrenin, yabancı hukuka entegre olmaya çalışın, yabancı anayasaları inceleyin, yabancı kanunlarına bakın, hani özellikle Avrupa Birliği'ne bakın. Alman kanunlarını inceleyin, Avrupa Birliği entegreli kanunları incelemeye çalışın. Bunların üzerine çalışmalar yapın, yüksek lisansları araştırın, burs almaya çalışın bu gibi şeylerden. Hani ilk seneden bunlara başlayın ki benim gibi 3. sınıfta, 4. sınıfta bunların üzerine düşüp de hani sağ sola sürekli şeyler atıp böyle Evet. talepler, başvurular atıp böyle ne o 2 ay kala Almanca'ya asılmayın. Hani daha hızlı bir şekilde öğrenmeye çalışın ve hani tek diliniz olmasın yabancı dilde. Mümkünse bir İngilizceniz, bir de bunun yanında ek bir diliniz olsun. Bu genellikle hukukta Fransızcadır ama Almanca'yı da tercih edebilirsiniz bence. Hani bunun ikisinin arasından bir de ek dil almaya çalışın. Yüksek lisansınızı ayarlamaya çalışın. Hani ne o şeye girmeye çalışın, ALES'e girmeye çalışın. Hani çünkü Türkiye'de falan veya yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyorsanız ALES'in bir geçerli olabilir. Hani bunun üzerine düşünün, şey yapın. Bu gibi hareketlerde bulunun. Yoksa yarın bir gün ulan ben bunları niye yapmadım ilk senede, ikinci senede falan diye üzülürsünüz. Yani çok rehavete kapılmayın. Hiçbir şey çünkü bitmedi. Ozan bir de önceki yayınımızda bir katılımcımız sormuştu. Onu da sana sorayım. Üniversitenizin kendi içinde burs imkanları var mı? Yani bunu Ankara Hukuk bazında söyleyeceğim. Biraz daha açıklayıcı olmak anlamında. Bizim üniversitemizde belli sıralamaya giren kişilere işte yüzme havuzundan, tömer dil kurslarından, İşte okulun kendi özel yurdundan ücretsiz konaklama gibi fırsatlar sunuyor. Hacettepe'de de bu var mı? Biliyorum o Ankara'daki olayı. Hatta bir arkadaşım Hı. bunlardan faydalanıyordu. Hacettepe'de bildiğim kadarıyla yemekhane ücretsiz. Hani Hı yemekhanede hı. bankonuz oluyor. Onu kullanabiliyorsun. Evet. Bir de sanırım yurtlarda hani bir ücretsiz durum var. Hani yurtlarda ücretsiz bir konaklama olayı var sanırım. Bunun dışında ek bir maddi yardım var mıydı yok muydu emin değilim. Onu hukuk fakültesinin ve üniversitenin sayfasından öğrenebilirsiniz kolaylıkla ama. Burslar ve şeyler diye. Şey var mesela kısmi çalışma falan var mı? Ya Ha bunları evet. bizim üniversite bazında söylüyorum. Ben çok bilmiyorum Hacettepe'nin içeriğini de. Tabii, onlar da mevcut. Hani her sene Hacettepe şey oluyor. Üniversite içerisinde, kampüs içerisinde çalışan alıyor mesela. Hani bunları da bazen kontenjan olarak yapıyor mesela. İşte kütüphanede çalışmak istiyorsanız yemekhanede yardımcı olarak çalışabilirsiniz. Bunun gibi işte Hacettepe'nin kampüsün içerisinde bulunan hani kurumsal üniversiteye bağlı, rektörlüğe bağlı yerlerde hani bildiğimiz maaşlı eleman gibi işte part-time, yarım zamanlı Evet. çalışabilir. Buradan da hani kendinize bir burs gibi para alabilirsiniz. Bu gibi şeyler de var. Evet. Kampüsün ama üniversitenin ve hukuk fakültesinin sayfasını kesinlikle inceleyin. Bu gibi bir şey arıyorsanız hani her türlü bilgiye oradan ulaşabilirsiniz. En olmadı yazın hani kesinlikle dönüş yapıyorlar. Hani gayet de kaliteli bilgi veriyorlar. O gibi şeyleri pas geçmeyin. Eğer böyle bir isteğiniz varsa onu şey yapmaya çalışın. Öğrenmeye çalışın. Çok da güzel. Tekrar altyazı olarak geçiyoruz arkadaşlar. Bu sayfaya da sorularınızı sorabilirsiniz tekrardan. Şimdi son soru olarak da devam zorunluluğunu sormuşlar. Aslında birçok hukuk fakültesinde yok belli başlıları hariç. Ama sizin üniversitenizde bu nasıl?
Biz Türkiye'deki devam zorunlu olan nadir üniversitelerden bir tanesiyiz. Şöyle, mesela bazı derslerde katılmadığımız zaman yoklama dolayısıyla sıkıntı olabiliyor. İşte mesela bazı hocalar yoklamadan bırakabiliyorlar. Bazı hocalar yoklamaya katılmadıysak eğer, yani 171 devamlılık sağlamadıysak ekstra not vermiyor. Mesela bizim idare dersimiz, idare hukuku dersimiz aşırı zordur. Hani idare hukuku sormuyor. Bizde hocanın çoğu zaten ders sormuyor. Tuhaf tuhaf şey var. Yani çoğu üniversitede böyle de sıkıntılı hani. Mesela idare hukuku dersinde hocanın böyle çok tuhaf ve zorlayıcı soruları vardır. Hani şey falan sorar mesela. Ne o? Evinizin önünde lağım patladı. Sizden devlet şunu istiyor. Bunu istiyor falan. Evet ya. Böyle şeyler soruyor ve diyorsunuz ki ne hani o veririm herhalde falan. Şıklar falan saçma sapan, bazen tarih soruyor, dersi anlattı. İşte Fransa'da işte şey soruyor mesela, idare hukuku birazcık daha Fransa kökenli, yani Fransa hukuku kökenli olduğu için. Onunla alakalı bazı keskin tarihler var, onlardan falan soruyor saçma sapan. Hani onlara falan şey yapıyor, dikkat ediyor. Ve hani bu adamın dersini devamına katılmazsanız, çoğunluğuna katılmazsanız bazen mesela ek not vermiyor. Veya işte anayasa dersi değil de bazı ne dersler vardı? Bir iki ders daha var. Bunlara mesela katılım zorunlu. Katılmazsanız eğer devamsızlıktan bırakabiliyor. Veya işte puan kırıyor. Bir şeyler yapıyor yani herkes kafasına göre. Yüz yüzeyken devam zorunluluğumuz vardı bu gibi derslere. Özellikle ilk sınıflarda vardı. Ama böyle üçüncü, dördüncü sınıf olduğunuz zaman falan azalıyor bunlar gitgide. Yani o kadar fazla olmuyor. Ha, ama sizin kendi çıkarınız için derslere katılmanızı tavsiye eder miyim? Ederim. Çünkü hukuk genellikle şey, hani yüz yüze öğrenilen bir ders, yüz yüze olmadığı sürece sizi üzer. Özellikle ceza hukukunu anlayamazsınız. Mesela pratiklerini falan çözemezsiniz. Çünkü şey, hani mesela borçlar hukukunu da anlayamazsınız. Elinize geliyor, adam diyor ki mesela markete girmiş, raflar üstüne düşmüş. Ya ne bileyim falan yapıyorsun, hani kitapta yazmıyor ki, kanunda öyle bir şey yazmıyor. Raflar üstüne düşerse tazminat alır yazmıyor. Ama mesela buna baktığında bu kulpa teoremi. Derste hoca bunu söylüyor. Kitapta mesela yazıyor veya iyice incelemeniz gerekiyor. Bu gibi kilit noktaları derste hoca anlatır. Başka kimse anlatmaz. O yüzden derse katılmanızı tavsiye ederim. Özellikle ilk sınıfsanız. Daha sonrasında salıyorsunuz zaten. O kadar elzem değil. Öğreniyorsunuz. Mantığını falan keşfediyorsunuz. Öyle öyle rahatlıyorsunuz. Ama devam zorunluluğu bazı derslerde var. Evet. Valla çok güzel açıkladın. Umarım da faydalı olmuşuzdur. Daha da sorularımız kalmadı. Sana teşekkür ediyorum çok. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim, yani dediğim gibi işte Melike sen de yazdın aşağıya bizim işte Instagram sayfamızdan, özellikle Instagram sayfamızdan. Hani bize ulaşabilirsiniz, aklınızdaki sorular için, şeyler için zaten ara ara atıyoruz. Hani aklınızdaki soruları bize sorabilirsiniz tarzında, hani soru cevap etkinliklerimiz oluyor Instagram üzerinden. Hani biz yine bunu yakın zamanda paylaşırız. Doğrudan DM üzerinden yazabilirsiniz sorularınız için. Her türlü alanda yardımcı olmaya çalışırız. Sonuçta siz de bu üniversiteye geldiğinizde, siz de bu fakülteye geldiğinizde hani bizim birer hani meslektaşımız olacaksınız, bizim birer hani arkadaşımız olacaksınız. Dolayısıyla sorularınızı cevaplayıp hani sizi uygun bir şekilde yönlendirmeye çalışmak bizim de görevimiz, sorumluluğumuz. Bunun dışında da şu an sormak istediğiniz varsa cevaplarız. Yoksa da artık Instagram'dan falan. Çok güzel. O zaman ben de bir şeyler bahsedip programı kapatayım yavaştan. Arkadaşlar biz Ankara Hukuk Fikir Platformu olarak aslında bir kültür sanat topluluğuyuz ama bu tercih döneminin ne kadar kasvetli geçtiğini biliyoruz. Yani hepimiz bu yollardan geçtik. Ve bu sancılı döneminizde umarım size yardımcı olmuşuzdur. Burada her alandan yani her sıralamadan 21 topluluğu getirdik, konuk ettik. İzlemedikleriniz varsa, kafanızda sorular varsa her topluluğun Instagram ve Twitter hesaplarını bıraktık. Olabildiğince sorun, araştırın, çekinmeyin. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Eğer Ankara Hukuk'a gelirseniz sizinle görüşmeyi, sizinle konuşmayı ben çok isterim. Bizim topluluğumuz da çok ister eminim. Aynı şekilde diğer topluluklar da yapacaktır bunu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız değerli konuklarımız, katılımcılarımız ve onun özelinde Oğuzhan sana. Umarım yardımcı olabilmişizdir tercih döneminde. Umarım da herkes faydalanır bundan. Ben teşekkür ederim Melike. Çok güzel bir etkinlikti. Elinize sağlık gerçekten. Artık daha sonra yüz yüze bir şekilde umarım başka etkinliklerde görüşmek üzere diyelim. İnşallah diyorum. İyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar.